Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Seminerimiz iki işte bölüme ayrılmış bir seminer aslında. Genel adı da modern ve postmodern sanat nedir? İşte bu haftaki seminerimizde önce bir modern sanat nedir? Onun doğası nedir? Hatta bu bahsettiğimiz gibi modernizm nedir, modernite nedir, modernlik nedir? Bu kavramlara bakmaya çalışacağız. Önümüzdeki cumartesi günkü seminerimizde de postmodern sanatın tanımını, işte doğasını akımlar üzerinden belirlemeye çalışacağız. Şimdi tabii bu öncelikle bir ilk bu seminerimizde, bu haftaki seminerimizde bu modern sanat nedir? Bunun arkasında bulunan modern düşüncedeki estetik ve sanat felsefesi kuramları nedir? Onlara bir bakmaya çalışalım. Bu benim derslerimde de kullandığım bir şema. Yani burada görüldüğü gibi üç ayrı dönem görüyoruz. Kadim, modern ve postmodern. Şimdi bu kadim dediğimiz şey biliyorsunuz bütün kadim, yani antik Mısır, antik Yunan, işte tek tanrı dinleri oluşturan medeniyetler, Yahudilik, Hristiyanlık, İslamiyet, ardına gelen tabii ki Batı tarihi özelindeki biz zaten modernizm kavramı Batı medeniyetinin bir değil mi, çocuğu. Bunun oluşturduğu bir dünya, yani kadim dünya diyoruz biz buna ve burada ister animist yani canlıcı, ister politeist ya da pagan, isterse de monoteist olsun, din belirleyici bir unsur. Yani bugün anladığımız anlamdaki sanat tanımından çok farklı olarak din sanatı doğuran bir kaynak. Daha doğrusu bu Yunanlıların çok iyi yani antik Yunanca'daki tanımıyla insani faaliyetin tümü demek sanat. Ve buradaki bizim bugün günümüzde anladığımız anlamdaki temel ayrımlar daha ortada yok. Yani sanat, işte din, politika, ahlak, ekonomi gibi şeyler yok. İnsani faaliyetin tümü yani bir çiftçi de, bir marangoz da, işte bir din adamı da, bir zanaatçı da, bir demirci ustası da, marangoz da, değil mi? Herkes insani faaliyetlerle ilgili her şey sanata dahil olabilir. Bu tanım önemli bence. Yani Yunanca'da tekne olarak tanımlanıyor. Daha sonra Latince'ye ars olarak geçecek bildiğiniz gibi. Ve aslında bu günümüzde de işte İngilizce mesela art olarak geçer. Oradan da birazdan göreceğimiz 18. yüzyıldaki o sınıflandırmayla beraber tamamen günümüzde anladığımız anlamdaki güzel sanatlara doğru geleceğiz. Daha doğrusu sanatla zanaatın ayrıldığı bir değil mi, anlamlandırmaya doğru geçeceğiz. Fakat ben oraya gelmeden önce şu şemada ya tekrar dönersek. Şimdi bu kadim demek ki dönemdeki tüm, yeniden altını çiziyorum, ister animist yani canlı cansız tüm doğada bir ruh olduğuna, bir tinsel varoluş olduğuna inanılan animist anlayışlar, şamanizm de bunun bir alt biliyorsunuz koludur. İster politeist yani çok tanrılı ya da işte pagan, isterse de monoteist tek tanrı dinler olsun, din sanatı oluşturan en önemli kaynak. Fakat diğer 1492 olarak belirlediğim tarihe geldiğimizde, yani nedir 1492'nin önemi Batı tarihi açısından ya da Batı medeni tarihi açısından? Amerika kıtasının keşfi. Aynı yıl biliyorsunuz İberik Yarımadası'nda bir Endülüs İslam İmparatorluğu ya da devleti var. O devletin tamamen İberik Yarımadası'ndan bugün İspanya ve Portekiz çıkartılması, sürülmesi bir Haçlı Seferi sonucunda. Ve tabii ki büyük bir aynı zamanda o döneme kadar bir belli bir haklara sahip olarak yaşayan Yahudi nüfusun oradan atılması, İberik Yarımadası'na atılması, göçe zorlanması, işte kılıçtan geçirilmesi ya da Hristiyan olmaya zorlanması. Bu açıdan 1492 Batı medeniyetinin aslında başlangıcı, Batı medeniyeti bugün modern Batı medeniyeti dediğimiz şeyin başlangıcı olması açısından son derece önemli bir milat. Ama bunun öncesinde tabii birazdan göreceğiz. Resim alanında Rönesans, Reformasyon, yani 1300'ler ortalarında Giotto resmiyle başladığını kabul ediyoruz biz bugün. Sanat, resim alanındaki ilk belirleyici unsurların ortaya çıkması, ardından Reformasyon, 1500'lerin ortalarındaki Protestanlık adı altında ortaya çıkan bir Katolik Hristiyanlığın sekülerleştirilmesi olarak da belirleyebileceğimiz bir unsur, bir tarihsel dönemin ortaya çıkması. Burada bir temel şuradaki yani kadim dünyadaki o ontolojik temelin
değişmesini bize gösteriyor. Nedir o yeni ontolojik temel, modern çağlar ya da modernlik de diyebiliriz biz buna, başka aslında bir olarak modernlik olarak da tanımlayabiliriz. Bir özne kavramının ortaya çıkması. Yani insan aklının artık bir temel belirleyici olgu haline gelmesi. Yani dinsel bir dünyadan, artık din merkezi bir dünyadan akıl merkezi, insan aklı merkezi bir dünyaya adım atıyoruz. Ve bu da zaten ne olarak belirlenecek? Hümanizm, değil mi? İnsan merkezcilik olarak belirlenecek. Bu insan merkezciliğin, yani tabii ki burada dediğimiz insandan kasıt, burada bir batılı, değil mi? Beyaz, sınıfsız olarak da burjuva kökenli bir özneden bahsediyoruz. Yani sıradan bir dünyanın herhangi bir yerindeki bir insandan bahsetmiyoruz. Yani kadim dünyadaki sınıfsal bir, burada bir egemenlik, mesyenlik de söz konusu. Kadim dünyadaki ruhban ya da din adamları ve soyluların mesyenliğinden daha doğrusu olay, daha doğrusu sanat özelinde düşünelim. Artık burjuva sınıfının mesyenliğinde ya da koruyuculuğunda yeni bir alana adım atılıyor ki sanatçı da bu mesenliğin en önemli şeylerinden, unsurlarından bir tanesi olacak. Ve böylece ardından gelen işte Batı medeniyetinin bir kolonizasyon şeklinde dünyaya yayılması, küreselleşmesi diyelim. Ardından gelen bu insan aklının ya da hümanizmin bir aydınlanma çağıyla beraber 1685'te itibaren başladığı kabul edilen bir çağla beraber bir aydınlanma, yani bunun özne kavramının düşünsel olarak da kavramsallaştırılmasının da çok önemli bir merhale teşkil ediyor. Bu aydınlanma çağıyla beraber üç büyük sanayi devrine geliyoruz. Şeyde de PowerPoint'imizde de ya da işte şemamızda da görüldüğü gibi. Birinci sanayi devrimi, ikinci yani buhar gücünün kullanılması, imalatta nedir yani bu imalattan kast ne? Çünkü burjuva sınıfının temel amacı şudur. Bir malı üretmek ve o malı olabilecek en yüksek şeyle, karla, olabilecek en çok insana kitlesi olarak satmak. Bunun oluşturduğu bir sanayi devrimi, birinci sanayi devrimi, buhar gücüyle oluşturulan makinelerin kullanılması, ikinci sanayi devriminde elektriğe geçiliyor ve bu iki sanayi devriminin merkezi İngiltere. Üçüncü sanayi devriminde de biliyorsun nükleer enerjinin özellikle kullanılmaya başlanması ve ilk bu özellikle askeri alanda kullanılan bilgisayarların ortaya çıkmasıyla beraber de 1950'den 1984'e kadar olan dönem. Üçüncü sanayi devrimi. Tabii ilk iki sanayi devriminin merkezi İngiltere dedik. Üçüncü sanayi devriminden sonra da oluşacak olan merkez Amerika Birleşik Devletleri. Ve tabii ki bu ilk iki sanayi devriminin sonucunda tam da 1800'lerin sonlarında ne ortaya çıkacak? Modernizm dediğimiz sanat akımları, soyut sanat akımları. Yani aşağıda görüleceği üzere romantizmden itibaren aslında başlayarak empresyonizm, fovizm, işte art izlenicilik ya da post empresyonizm, fovizm gibi bizi Dada'ya kadar götürecek olan, yani yaklaşık 1930'lara kadar götürecek olan bir süreç başlayacak. Demek ki bu kadim dünyada, din merkezi dünyadan özne merkezi bir dünyaya geçiyoruz. Modernlikle beraber ve 1950'lerden itibaren başlayan postmodernizm olarak bugün adlandırdığımız dönemle beraber de artık daha çok, değil mi, öznenin değil de nesnenin egemenliğinde bir yeni bir paradigmaya doğru adım atacağız. Bunu ilk nerede göreceğiz? İşte 1950'lerde Andy Warhol'un yerleştirmelerinde, işte Coca-Cola şişelerinde, konserve kutularında, deterjan kutularında. Yani ikinci, tabii bu hafta da bunu daha ayrıntılı olarak anlatacağım. Artık bir öznel iradenin değil de tam tersine bir nesnel bir varoluşun, nesne dediğimiz olgunun bir ontolojik güç olarak ortaya konulmasıyla başlayan bir süreç ortaya çıkacak. Ne zamana kadar? Ben buna postmodernizmin birinci evresi diyorum. 1950'den 1984'e kadar. Yani nesne dediğimiz şey hazır yapıt olarak, yerleştirme olarak, insan bedeni olarak hatta, değil mi, karşımıza çıkmaya başlayacak. Ve bu benim yorumum. Yani dördüncü büyük sanayi devrinin ne zaman başladığına ilişkin bir sürü değişik spekülasyonlar, yorumlar görüyoruz. İşte genel tartışmalarda ya da işte biraz şöyle Google'ladığınızda pek çok farklı tarih göreceksiniz. Ama bana göre 1984 yılı önemli. Çünkü ilk kez burada ilk özel bilgisayar, yani Steve Jobs'ın icadı olarak ilk Macintosh bilgisayarın icat edilmesi ve bunun büyük bir lansmanla, değil mi, tanıtılması bence dördüncü büyük sanayi devrinin başlangıcını işaret ediyor. Çünkü o zamana kadar demin bahsettiğim kitlesel olarak kullanılan bilgisayar artık sadece özel alanda kullanılabilen bir nesne haline geliyor. Ve bu nesneyi oluşturan kod
artık sanatı inşa eden en önemli olgu haline geliyor. Yani işte sıfır ve birden oluşan, değil mi? Bir matematiksel aslında mantığı var. Ve bu noktadan itibaren de bilgisayar ve onu oluşturan kod, bu nesne dediğimiz ontolojik varlığın yeni tanımı haline geliyor. 1950'den 84'e kadar dediğim gibi bu hep pop art üzerinden insan bedeni olarak, Coca-Cola şişeleri olarak, tüm işte deterjan kutuları olarak, ne bileyim işte Joseph Kossuth'un kavramsal sanatında gördüğümüz kürekler, testereler ve benzeri olarak gösterilecek, sandalyeler olarak gösterilecek. Ama 84'ten sonra kod yazılımı, yani yazılım üzerinde inşa edilen dijital bir, değil mi, sanat, yani günümüzde de artık çağdaş sanat diyoruz, karşımıza çıkmaya başlayacak. Bu da bence postmodernizmin ikinci evresi. Demek ki din dedik, kadim, din merkezli bir dünyadan öznel akıl merkezli bir dünyaya geçiyoruz. Ve 1950 sonrasında nesne merkezli bir dünyaya adım atıyoruz. Ve bunun da sanat akımlarını önümüzdeki hafta şöyle bir özetle bakmaya çalışacağız. İşte pop art'tan başlayarak artık bir en sonunda bir dijital sanat olarak karşımıza, ya da yeni medya sanatı dediğimiz şeyle belirleyecek olan bir dönemin temellendirisi ya da başlangıcı haline gelecek. İşte pop art, op art, yerleştirme sanatı, fluxus ve benzeri. Ve yine benim yorumum bu, 5. büyük sanayi devrimi 2021, yani Ekim'inde işte bu Mark Zuckerberg'ün Metaverse'ün kurulmasını açıklaması. Bu da bence yine Amerika merkezli, Amerika Birleşik Devletleri merkezi ya da Silikon Vadisi merkezi bir olgu olarak karşımıza çıkacak. Ve işte artık günümüzde çağdaş sanatta tartışmış şeyleri biliyoruz. İşte yapay zeka sanatı, değil mi? En temelleyici unsur. Ama bu yapay zeka oluşturan, değil mi, temel hala bir kod yazılımı. Burada kafanıza takılan herhangi bir soru da alayım. Yani biraz da sorularla aslında gidersek biraz da netleştirebiliriz. Herhangi bir şey var mı? Yani buradaki olabildiğince aslında çok karışık bir konuyu basitleştirmeye çalışarak anlatmaya çalışıyorum. Yani bu din merkezli dünyadan modernliğe geçiş, modernlikten postmodernliğe geçiş ve postmodernliğin kendi içerisindeki evreleri kafamızda netleştirebildik mi? Ya da kafanızda herhangi bir soru oluştu mu? Tamam, yoksa o zaman şuradan bu insani faaliyetin tümü dedik. Yani bu kadim dünya ile alakalı bir kavram. Bundan zaten bahsettik. Evet, bundan zaten bunların, bu dinlerin, yani animist, politeist ya da monoteist olarak tüm medeniyetlerin temel kavramı insani faaliyetin tümü. Bu burada sanatla zanaat arasında, değil mi, herhangi bir ayrım söz konusu değil. Ve din en önemli, hatta özellikle Batı sanatı temelinde, değil mi, din bir görsel sanat olarak kendini ifade etmedi en önemli araç. Ta bunu erken Hristiyanlık şeylerindeki, katakomplarındaki duvar resimlerinden başlayarak görüyoruz. Ha, bu tabii işlevsel bir şey de vardı bunun. Yani o İbranice'den ya da Yunanca'dan İncil'i okuyamayacak olan halka en net, en kısa yoldan nasıl anlatılabilirdi İncil'deki meseleler? Duvar resimleriyle. Başlangıçta zaten bu Batı medeniyetin kökeninde böyle bir görsel ifade tasavvur var. Ha, diğer ikinci önemli aslında görsel ifade tasavvur da bu tanrıyı kuran, bu dini kuran varlığın, yani bir tanrı olarak kabul eden insanın zaten o görünmeyen babanın bir oğlu olması. Yani görünmeyen bir İbrani babanın duysal dünyada ortaya çıkan, görünür hale gelen bir çocuğu. İşte Beytüllahim'deki ahırda doğuyor ve başlıyor o sürecin erken Hristiyanlık duvar resimlerinden itibaren nasıl bize, değil mi, gösterildiğini zaten biliyoruz. Böylesi bir görsel sanattan beslenen, tanrısı zaten ortaya çıkmış bir form olan, bir beden olan, bir değil mi, varlıktan temellenen bir dininde modernizm ya da postmodernizm veçelerinde aynı medeniyet içerisinde işte sinemanın icat edilmesi, fotoğrafın icat edilmesi, video sanatının icat edilmesi, değil mi, bu anlamda tesadüfi değil. Bunu da altını çizdikten sonra işte bu Lascaux mağarasındaki demin bahsettiğim, yani kadimlerin anladığı anlamda bir animist aslında inancı burada görüyoruz. Lascaux mağarasındaki bir duvar resmine bakıyoruz ve burada avlanan ceylanların ya da geyik sürüsünün biçimlendirilişine dikkat edelim. Değil mi? Optik bir gözlemle hacimlendirilmiş olarak gösteriliyor bu hayvanlar ve insanlara dikkat edelim. Şematik birer suret biçimde, eklem yerleri bile belli olmayan ve burada güç, yani optik bir algıyla hacimlendirilmiş olarak betimlenen hayvanlarda. Yani bu resmi yapan kişi kabilenin, o zaman işte mağaralarda belli bir küçük böyle topluluklar halinde yaşayan paleolitik çağ insanlarından bahsediyoruz. Kabilenin büyücüsü. Yani bunu yapmakla sorumlu olan varlık kabilenin
büyücüsü, onun dışında herhangi bir şey, kimsenin bu şekilde duvarlara resim, bu şekilde resimle tasvir edilmesi zaten yasak. Yani bir dinsel metine bakıyoruz aslında. Animist bir, değil mi? Dinsel metine bakıyoruz. Çünkü bir animistin gözünde, yani paleolitik çağ insanının gözünde dışındaki evrende duyu algılarıyla algılayamadığı tinsel, ruhsal bir güç var. Ve o güç kendini işte bitkilerde, hayvanlarda, ağaçlarda, su kaynaklarında, derelerde ve benzeri gösteriyor. Ve o güce olan saygısından dolayı da kabilenin büyücüsü bu resimleri işlerken hayvanları hacimlendirmiş ve belli bir optik bakış açısı üzerinden belirliyor. İnsanlar ise son derece birer suret. Hiçbir anlamı yok bu şeyin karşısında. Çünkü bu hayvanlar avlandığında kabileyi ayakta tutacak olan işte et, işte derisi, eti, bunlar o insan var olmasını sağlayacak. Demek ki bu animist inanç. Hatta antik Yunan'a da baktığımızda, Batı medeniyetin kökenleri olarak bugün gösteren antik Yunan'a da baktığımızda, burada gördüğünüz bu Olimpos Panteonu'nda oluşturan varlıklar, başta Zeus, aslında önce bir animist, değil mi, belirlenimden temelleniyor. Yani antik Yunan, Kara Yunanistan'a baktığınızda binlerce yere Zeus dendiğini görüyorsunuz animist dönemde. Yani adam su kaynağına Zeus diyor ya da Zeus denir, bu işte arkeologlar çok sever illa o fonetik şeyi. Su kaynağına diyor, dağa diyor, kutsal gölde ağaca diyor, taşlara diyor, domuzlara diyor, hayvanlara. Binlerce değişik Zeus ismi var. Ama politeist döneme geçilmesiyle beraber bu Zeus işte insan biçimli, böyle antropomorfik, yani çok tanrı dinlerin alanına geldiğimizde bir varlık haline geliyor. Tıpkı Artemis gibi ya da ne bileyim Apollon gibi ya da Poseidon. Yani denize adam kutsal bir anlam veriyor, Poseidon diyor. O animist anlamdaki Poseidon, çok tanrı dinlere, yani politeizme geçildiğinde antik Yunan'daki yaklaşık işte bu 6. yüzyılda beraber başlayan bir süreç artık bir insan biçimli bir varlık haline geliyor. Evet, bunlara baktık. Ve şimdi bu Batı medeniyetini inşa eden bu şemaya bir bakalım. Yani benim yorumuma göre yine antik Yunan'da 5. yüzyıla geldiğimizde ise büyük bir dönüşüm başlayacak. Ne çıkacak orada? Sokrates düşüncesi ve Sokrates'in öğrencisi Platon'un Sokrates'in öğretilerini yazmasıyla başlayan, diyaloglarını yazmasıyla başlayan bir süreç. Ne diyecek Sokrates? Tüm o çok tanrılı politeist antik Yunan kentindeki dine, dinsel tasavvura daha doğrusu karşı çıkacak ve tek bir mutlak hakikat vardır diyecek. İdea. Burada gördüğümüz idea kavramı. Ve bunun dışında diyecek, bizim duyusal dünyada deneyimlediğimiz şey birer, İşte yine Yunanca bir kelime, doksa, sanı, yani tamamen bir rüyalar alemi. Ya da onun ünlü mağaradakiler alegorisinde de gördüğümüz gibi bizler diyecek bir mağaranın içerisinde zincirlerle birbirimize bağlıyız. Sırtımız dönük bir halde o mağarada oturuyoruz. Dışarıdan güneş vuruyor, sırtımızdan mağaranın duvarına aksediyor. Ve o gölgeleri biz birer gerçeklik zannediyoruz. Yani doğadaki içinde yaşadığımız duysal dünya, şurada altyapı olarak belirlediğim duyusal dünya tamamen birer bir sanıdan ibaret. Gölgeler diyarı. Ne zaman biz gerçek bu mağaradan çıkmayı ne zaman başaracağız? Sokrates'e göre ruhumuzu yetkinleştirdiğimiz zaman. Yani beden denilen kabuktan kurtulup, bu da ölüm zaten. Beden denilen kabuktan ne zaman kurtulacağız? Ölümle beraber kurtulacağız. Özgür kaldığında ruh, eğer iyi bedeni, nefsani duygularımızı iyi gemleyebildiysek ruh özgürlüğüne kavuşacak. O mağaradan çıkmayı başaracak. Ve bu yüzden diyecek arkadaşlar Sokrates, çok tanrı dinlerin dünyası tamamen birer, bugün anladığınız anda mitten ibaret, söylenceden ibaret. Bunu dediği anda da biliyorsunuz çok tanrılı antik Yunan Atina devletindeyiz, polisteyiz. Ölüme mahkum edilecek. Hiç istenmeden de olsa. Şimdi burada demek ki bu 5. yüzyıl çok önemli ve 5. yüzyıldan itibaren de aslında tüm Batı düşüncesinde bugün de hala devam eden bir çatışma tam Batı medeniyetinin ya da düşüncesinin merkezine konulacak. Bu çatışma denir işte burada görüldüğü gibi İdea'da doksa olarak başlayan metafizikle fizik arasındaki çatışma. Yani duyu algılarımızda algılayamadığımız bir dünya ve o dünya karşısında birer sanı konumundaki içinde yaşadığımız tam bir imtihan yeri olarak belirlenebilecek bir sanılar dünyası, fenomenler dünyası ya da diyelim. Bu daha sonrası ve burada tabii ki sanatın, değil mi, çok önemli Platon'da bir şeyi var. Sanatçının hiçbir şekilde yeri yok Platon'un kurduğu devlette. Çünkü sanatçı buradaki sanıyı, yani işte bir ağacı düşünelim, sürekli kopyalayan bir varlık. Hatta zanaatçıdan da aşağı bu anlamda. Çünkü zanaatçı en azından marangoz
ne bileyim bir ağaçtan bir masayı çıkartıyor. Bu doğru bir kopya. Ama sanatçı bunu bir resme döktü, bir duvar resmine aktardığında artık iş kopyanın kopyasına dönüşüyor. Ve bu yüzden hakikatten daha da uzaklaşıyorsun zanaatçıya göre. Ve buna değil mi? Mimesis diyecek. Yani yeni bir Yunanca kelime. Taklit. Ve bu yüzden diyecek sanatçı tamamen bir sahtekar, bir yalancı. Şairler tabii bu sanatçı derken ilk aklına gelen adam o dönem şairleri. Özellikle bu antik Yunan dininin nasıl yayıldığını biliyoruz. Öyle değil mi şeylerde? Antik Yunan kent devletlerinde. Bir ozan var elinde liriyle geliyor Agora'da. Anlatmıyoruz. Tamamen sözel. Ve orada aktarılan sözel dünya nesiller boyu aktarılarak yayılıyor. Ve Homeros dediğimiz şey büyük ihtimalle bu işte bu sözel dünyanın böyle bir şeye hale getirilmiş hali. Bir isim altta bütün ozanların, binlerce ozanın bir başlık altta toplanmış hali büyük ihtimalle. Yazıya döküldüğü andan itibaren başlayan süreç aslında. Evet bu demek ki bu şeyde mimes bir taklit. Ardına gelen öğrencisi Aristoteles de bu ikiliği aşmak için dualizmi yeni bir kavram oluşturacak. İşte salt form, salt madde. Hatta burada biraz şeyden kaymış. Neyse onu ben şimdi açıklarım size. Ya, aynı şeyi kullanacak. Yani salt form dediğimiz şey yine bir duyu ötesi dünyada, duyu algılarımızı algılayamadığımız bir dünyadaki mutlak bir ontolojik kavram. Maddede duyusal dünyada bulunan bir kavram. Ama Aristoteles maddeden kalkarak salt forma ulaşılabileceğinin bir imkan olarak ortaya çıkartacak. Platon gibi bunun bir imkansızlığının üstesine gelmeye çalışacak. Ve diyecek sanatçı, mimesis bu şekilde maddeyi kullanarak bu forma ulaşabilir. Yani sanatın merhaleleri düşünüldüğünde işte primitiften başlayıp arkaik, klasik. Yani sanat bu salt forma ulaşmada ya da ideaya ulaşmada bir araç olarak ortaya çıkacak. Ama yeniden altı çiziyorum. O dönemin yani Aristoteles'in bir kadim dünyanın insanı olarak kafasında böyle bir ayrım yok. Yani sanatçı dediği anda adam aynı zamanda işte buğdayı toprağa eken, görünmeyen bir varlığı oradan çıkartan çiftçiyi de anlıyor. Marangozu da anlıyor, demirci ustasını anlıyor. Tabii ki ressamları, şairleri de anlıyor. Politikacıları da aynı zamanda anlıyor. Tüm bir insani faaliyetin tüm olarak düşünülün altını çizelim. Fakat farkı Platon'dan, böylece keskin bir ayrım yok. Yani ancak öldükten sonra ruh özgür kalıyor bedenden ve deneyimleyebileceğiniz bir şey haline geliyor idea. Böyle bir şey yok. Bu dünyada, duyusal dünyadan hareket ederek, salt forma ulaşarak bir hakikat nosyonuna varılabilir. Bunun da adı zaten ne olacak ki bugün hala bilimde de kullanılan bir şey. Tüme varım ve tümden gelim. Yani tüme varım yukarı işte çıkmak ve tümden gelim. O oluşan kavramı aşağıda kullanmak üzere aşağı inmek. Aristoteles'te bu ikilik. Ama tabii ki Aristoteles'te dediğim gibi tam olarak bunu başaramasa da yine bizi bir ikilikle karşı karşıya varacak. Salt form ve salt madde ikili. Burada tabii Windows'tan Mac'e atınca kaymış bazı şeyler. Neyse onu şey yapacağım. Daha sonra bu Platonos yani yeni Platonculukta külli irade ve doğa ayrımına dönüşecek. Bu doğa ayrımının nesne olduğunu tasavvur edebiliriz. Ve daha sonra bu miras çok iyi değerlendiren Hristiyanlık bunu bir tanrı ve doğa ayrımı ya da nesne ayrımına dönüşecek. Yani Platon'un ideası ya da işte Aristoteles'in salt formu ya da Platonos'un külli iradesi bir tanrı haline gelecek. Yani Hristiyan tanrı ama bu tanrı demin de söylediğim gibi İbranilerin o soyut ya da Yahudiliğin soyut görünmeyen tanrısı değil tam tersine. Beytüllahiye'deki bir ahırda doğan, bir bebek olarak doğan, Meryem'in rahmine işte günahsız gebelikte düşen bir varlık tanrının biçim almış hali. Ve ardından gelen Rönesans'la beraber de bu ayrım insan ve doğa ya da insan ve nesne ayrımına dönüşecek. Yani Tanrı'nın yerini tam olarak Nietzsche'nin Tanrı öldü sözünde de bahsetti aslında bir sorun olan şey burada başlayacak. Tanrı'nın yerini insanın alması, insan aklının alması. Bu demin bahsettiğim hümanizm. İnsan aklının, bunu da dediğim gibi Rönesans'ta itibaren başlayan, demin şemada gösterdiği Rönesans'ta itibaren başlayan süreci anlıyoruz. Bu 17. yüzyılda tabii ki artık modernliğin alanına geçmiş durumdayız. Ve artık bu Rönesans'ta o keşfedilen insan 17. yüzyıla geldiğimizde Descartes düşüncesiyle beraber düşünen özne haline gelecek. Cogito yani akıl artık her şeye hakim olabilen tüm hakikat nosyonunu arayabileceğimiz bir temel merkez olarak belirlenecek. Hatta Tanrı'nın da üzerinde çünkü koyu bir Katolik aslında Descartes birazdan da söyleyeceğim gibi. Ama şunu söyleyecek değil mi meditasyonlarında? Yani diyecek benim Tanrı'yı algılamamı da sağlayan şey, inancımı inşa eden şey kaynağı aklım. Ve bunu dediği anda değil mi çok otomatikman, çok aslında kurnazca
Tanrı kavramını insan aklının altına yerleştirecek. Yani ben düşünmediğim anda, düşünmekten kesildiğim anda Tanrı da yok. Ama düşünmeye başladığım anda iyi bir Katolik olarak Tanrı'ya ibadetime devam ediyorum. Bu tam felsefe tartışmalarında, modern felsefe tartışmalarında çok önemli bir şey oluyor. Metafiziğin elenmesi, yani düşüncede metafiziğin elenmesi anlamına geliyor. Bunu birazdan Kant'ta çok daha net olarak bakacağız. Ve asıl zaten Kant estetiği, yani modern sanatı anlamamızda asıl belirleyici merkez bence. Burada numanal ve fenomenal ayrımı, Mekin tabii burada kadrine uğramışız, Word'den şeye geçince. Kant'ta bu ikilik numanal ve fenomenal ayrımına dönüşecek. İşte Hegel'de bu tin ve doğa olacak, Geist ve doğa. Yani şeyden tin dediği şey Hegel'in, insanın ta kendisi. Hatta Hegel'in de bir şeyi gördüğünü, o sırada Napolyon tüm bir Avrupa'yı işgal etmiş durumda. Ve Hegel büyük bir hayranlıkla işte aradın diyecek. Geist'i o Napolyon'da görüyorum ben. İnsan biçimine giriş bir böyle varlık. Ve işte Jean-Jacques Rousseau'da mesela gene irade ve doğa olacak. Ve artık Tanrı, yani bu Rönesans'tan itibaren başlayan sürecin ne olduğunu da kavrayabiliyoruz. Bu bir metafiziğin elendiği bir seküler bir dünya. Ve bu dünya içerisinde artık öznel bilinç yeni bir hakikat odak noktası arıyor. Önce bu insan aklı ve öznel akıl olarak bunu da belirleyecek. Ve bu şemanın tabii ki uluslu değerlere baktığımızda, bu işte varlık ve oluş, birlik ve çokluk, özne ve nesne en önemli ayrım. Yani artık insan içinde bir zamanda içinde var olduğu o doğa resminin dışına çıkıp, o doğaya ya da nesneye tamamıyla hakim olan bir varlık haline gelecek. Ama bunun altını çiziyorum, bu varlık böyle bir sıradan bir insan değil, batılı, beyaz, burjuva bir özne. Ha bu sürekli burjuva söylerken yanlış anlaşılmasın. Yani bunu bir ben de bir orta sınıf burjuva olarak söylüyorum. Değil mi? Düşüncenin namusu açısından bunu belirlememiz lazım. Yani günümüzde sanatın koruyucusu olan bir sınıftan bahsediyoruz. Şimdi o sınıfın zaten çıkış noktalarına kökensel olarak nasıl yapıyı kurduğunu görüyoruz. Yani bu arada bir olumsuzluk atfetmeyelim. Evet, Giotto işte bu Giotto şu açıdan önemli. Yani Batı sanatında değil mi? O zamana kadar Bizans resminin etkisi altında iki boyutlu altın yaldızla belirlenmiş, değil mi? Arka planların hep altın yaldız olduğu minyatür sanatı, ikona geleneğinde oluşan bir dil Batı sanatını belirleyen temel, yani Avrupa sanatı belirleyen temel unsur. Ama Giotto ile beraber bu Bizans sanatının etkisi yavaş yavaş kırılmaya başlanıyor ve buradaki çarmıha geliş resminde de görüldüğü gibi artık küçük böyle rakursilerin belirlendiği, arka planın olduğu gibi Bizans'ın o altın yaldızından kurtarıldığı ve altın yaldız görüldüğü gibi işte Müjdeci Yahya'nın, Mecdeli Maria Magdalena'nın, Meryem Ana'nın, diğer Meryemlerin artık kutsallık hallerinde kalmış durumda. Assisi'deki San Francisco Kilisesi'ndeyiz. Fransisken rahipler başta San Francisco olmak üzere değil mi? Kutsallık hallerini burada görüyoruz. Ve 200'lük bakın bir varlık da görüyoruz. Bir tarafta yeni ahite bakıyor, pardon. Yeni ahite bakıyor, yani Yeni Söz, İncil, bir tarafta da eski ahite bakıyor. Eski ahitin İsa'yı çarmıha Roma valisiyle işbirine girerek İsa'yı çarmıha gerdirecek olan Yahudi cemaatine bakıyor. 200'lük hareketlerini şöyle bir şey yapalım. Ve burada ne yapıyor Giotto? Bir tarafta teolojik figürler, yani dinsel figürler yerleştiriyor. İkinci etapta da doğa ve mavi bir arka planda, Tanrı'yı, metafiziği temsil eden bir mavi arka planla o formülünü tamamlıyor. Ama dediğim gibi ortaçağ estetiğinde, şimdi estetik üzerinde de biraz düşünmeye başlayalım. Güzel nedir sorusunun cevabı işte bu beden. Yani İsa'nın yara bereler, yani stigmata dediğimiz yaraları, çivi izler işte ellerinde, ayaklarında, işte kaburgasında Romalı bir asker açtığı mızrağın izi. Bir deforme edilmiş bir beden, güzel nedir sorusunun cevabı. Yani güzel nedir sorusunun cevabı Tanrı. Tanrı eşittir işte zaten İsa. Yani bu diğer iki büyük dinden farklı olarak İsa'nın bir tanrı olarak belirlendiğini altını çizelim. Peygamberi vaftiz Yahya, onu Şer-i Arman'da vaftiz edecek olan Yahudi cemaati ileri gelenlerden. İşte demin bahsettim, Beytüllahi'ndeki doğumu görüyoruz. Ve Giotto'nun bir plan kuruyor, üçlü bir plan. Dinsel figürler, bir, doğa, iki işte dağ ve ağaç ki bu cennetteki bilgi ağacını temsil eder. Ve üç, mavi arka planla tamamen Batı sanatını ya da Avrupa sanatını Bizans'ın etkisinden kurtarıyor. Bizans'ın artık tek görünür, o Bizans sanatı tek etkisi şu kutsallık hallerine devam ediyor. Daha sonra onları da üç boyut perspektifle onları da dönüştürecekler zaten. Ama artık rakursilerle, hacimlendirmeyle
Değil mi? Yavaş yavaş her ne kadar daha kuralları koyulmamış olsa da perspektif kendini Batı resminde göstermeye başlıyor. Beytülahim'deki İsa'nın işte doğumu. İşte Hristiyanlığı temsil eden eşek, Yahudiliği temsil eden öküz, melekler kutluyorlar. Çobanlara haber veriyor meleklerden biri ki çobanlar secdesi olacak. Beklenen Mesih doğdu. Görsel bir ifade olarak artık işte şey, Meryem'in kucağında. Ve böylece Hristiyanlığın inşa ettiği modernliğe artık gelebiliriz. Yani aslında o ideal ve doksa ayrımı burada Tanrı ve doğa ayrımına dönüşüyor. Ya da işte modernizmde biz bunu özne ve nesne ayrımı olarak göreceğiz. Yani eski et ya bu ikilik dedi işte. Yine burada Mac'in işte Windows'tan Mac'e geçince oluşan şeylikler, kadrine uğramaz diyelim. Gene kaymış şey. Önemli değil ama soyut ve somut, eski ahit ve yeni ahit, değil mi? Ve ruh ve beden ayrımı bir kez daha karşımıza. Aslında Platon'un idea ve doksa ayrımında düşüncesi inşa edilen şey Hristiyanlaşmış olarak karşımıza. İşte bir çarmıhta. Biz zaten bugün hala bakın postmodern sanatta, postmodern sanatta aşılmaya çalışan şey de bu ikilik. Ruh, beden ya da zihin, beden. Yani bu ikiliği nasıl aşalım da ya da tezle antitez arasındaki şeyi nasıl aşalım da bir hakikate, senteze ulaşalım amacı tüm modern ya da postmodern politikayı, modern ya da postmodern sanatı da temellendiren unsur. Hatta çok böyle dinle hiç alakasız gibi gözüken materyalist böyle Marksizm'e baktığımızda bile bunu net olarak görüyoruz. Tez, antitez ve sentez. Tez, kapitalizm, işte antitezi, sosyalizm ve ikisinin birleşiminden çarpışması oluşacak olan sentezde hiçbir sınıf ayrımının olmadığı bir komünist toplum ideali. Aynı bu haçın yeni bir seküler, materyalist bir yorumu aslında. Buna da dikkat edelim. Hristiyanlığın inşa ettiği modernlik diyorum. Çünkü biliyorsunuz Krişan Kumar'ın bu Çağdaş Dünya'nın Yeni Kuramları kitabında çok iyi net anlattığı gibi, kitabında çok iyi bir kitapta tavsiye ederim. Rahmetli Mehmet Küçük'ün çevirisi önemli bir kitaptır. Aslında modernlik dediğimiz şey 5. yüzyılda Hristiyan Orta Çağ'ın bir icadı. Hatta 10. yüzyılda iyice netleşiyor ve o dönem, burada da bahsedildiği gibi işte Hodiernus ya da bugün kelimesine hareketle Latince'de yaratılmış bir kelime modernitas, modern zamanlar ve modern bugünün insanları terimleriyle destekleniyor ve 10. yüzyılda Hristiyanlık kendini o paganizmden ayırmak için kullandığı bir kavram aslında modernlik. Yani şunu diyor Hristiyanlar, paganizmin ya da politeizmin daha doğrusu çok tanrı dinlerinin karanlığından sizleri insanlığı Hristiyanlığın ışığı ile işte İsa Tanrı'nın ışığı ile kurtardık. Daha sonra bu terminoloji nerede kullanılacak? Özellikle Rönesans'tan itibaren bu sefer aynı modern terminolojide Orta Çağ'ın karanlığından kurtarılan insanlık. Bu sefer ama roller değişiyor tabii. Bu sefer insan aklı aracılığıyla Hristiyan Orta Çağ'ından onun karanlığına kurtarılan insanlık olarak modernliğin ya da aydınlanma düşünürlüğünün kullanıldığı bir çok önemli bir çıkarım haline gelecek. Hatta bizim de belki benimle aynı jenerasyonda insanlar da var burada. Hep böyle duyduğumuz bir şeydi bu tarih kitaplarına varınca kadar. Sürekli bir orta çağın karanlığı, sürekli oradan kurtarılan bir insanlık. Aynı bu temellerin asıl ta 10. yüzyılda politeizmin karanlığından Hristiyanlık aracında bir kurtarılış olduğunu görebiliyoruz. Krişan Kumar'ın bu belirlemesi çok son derece önemli ve bu yüzden ben buna Hristiyanlığın inşa ettiği bir modernlik diyorum. Şeyde gördüğü, İsa'nın bedeni üzerinden işte güzel dedi sorusun cevabı Hristiyan Orta Çağ'da. Evet bu kitap. Şimdi burada sınıfsal anlamda bu Orta Çağ feodal toplumunun sınıfsal ayrımına geliyoruz. Nedir işte? Hatta bu kadim toplumlarında da ortak bir şey. Her zaman o sınıfsal piramidin en üstünde soylular ve rahipler var ya da ruhban sınıfı var. Burjuvazi daha bu sırada kasabalarda kent diye bir şey de yok aslında burada bir yanlış o kelimeyi şey yapabiliriz, tenzih edebiliriz. Kasabalarda yaşayan, ticaretle uğraşan bir sınıf ve bu sınıfın tabii ki bunların koruyuculuğuna ihtiyacı var. Yani çeşitli vergiler vererek bu koruyuculuktan yararlanarak ticaretle uğraşan bir sınıf ve en son da köylüler. Ama modern çağlarla beraber yani 1434 yılı bu anlamda önemli. Yani ilk kez Floransa kent devletindeyiz ve burada Medici ailesinin yani ticaretle zenginleşmiş bir Burjuva ailenin ilk kez bir kent yönetimini aristokrat ve ruhban sınıfının elinden alarak oluşturması,
iktidarı ele almasıyla, kent yönetimi ele geçirmesiyle beraber bu süreç tam terse dönecek ve o 1434'ten itibaren aslında yavaş yavaş gerilete ta 1789 Fransa İhtilali'nde burjuvazi artık zaten yüzyıllardır gerilettiği şu aristokrat ruhban sınıfının yerini alarak bu sınıfsal piramidin en üstüne yerleşecek. Yani artık sanatçıların, sanat üzerinde düşünelim, değil mi? Büyük koruyucusu soylular ve rahipler değil, burjuva sınıfı olacak. Bu da bu işin normal zaten doğası. Ha bu anlamda tabii altını çizelim. Bu çok böyle bir özgürlükler şeyi ihtilali olarak ya da ne bileyim eşitlik, özgürlük, işte kardeşlik, Fransız bayrağında bunlar şeyler aynı zamanda renklerinin sembolleridir. Eşitlik, özgürlük, kardeşlik. Bu tipik bunlar 1688 İngiliz devrimi de 1789 Fransız ihtilali de tipik burjuva devrimleridir. Yani burjuva zaten 1500'lerden beri geriletmekte olduğu aristokrat ve ruhban sınıfına son darbeyi indirir ve onu tamamen yani İngiltere'de bu aristokrat ve aristokrasi ve burjuvazi bir anlaşma çerçevesinde ayrılırlar. Ama Fransa'da biliyorsun değil mi? Fransa ihtilalinde burjuvazi olduğu gibi aristokrat ve ruhban sınıfını neredeyse tarihten siler. Yani biliyorsunuz bütün kiliseler kapatılır, ahır haline çevrilir. Kilisede İsa heykelleri parçalanır, yerine devrim şehitlerinin heykelleri mağara başta olmak üzere yerleştirilir. Hatta o kadar bir şey vardır ki bu aristokrat ruhban sınıfına karşı bir tepki ya da nefret takvim bile değil mi? O miladi yani insan doğumunu sıfır noktası alan miladi takvim bile değiştirilir. Termin de oradan başlar. Yani ne alınır sıfır noktası? 14 Temmuz 1789 Bastil Hapishanesi'nde ilk iş olarak işte Bastil Hapishanesi'ndeki ayaklanmayla ortaya çıkan, başlayan Fransız devrimi sıfır noktası olarak alınır. Bunu söylerken tabii olumsuz anlam yüklediğimi düşünmez. Bu yani tarihin doğal seyri içerisinde sanatçı, aristokrat, ruhban sınıfının egemenliği altındaydı. Anonim bir varlıktı. Resimlere imza atması bile yasaktı. Çünkü Tanrı'nın bir enstrümanıydı sanatçı Hristiyan estetiğine göre ve yaptığı tüm o resimler yani Hristiyan ikonografisinin İncil'in işte duvar demin Giotto'da da gördük duvar resimlerine aktarılması işte ahşap baskılara aktarılması ve benzeri imzası atması bile yasaktı eserlere. Ama burjuvazinin himayesindeki sanatçı değil mi yavaş yavaş artık kendi öznel bilincini oluşturan imza artık resimlere rahatça imza atabilen yeni bir varlık alanı. Daha doğrusu o size bahsettiğim modernlikle beraber oluşan özne kategorisinin yeni bir değil mi? Özel varlık alanı olarak ortaya çıkacak ama yine bir mesenin yani koruyucunun burjuvazinin hakimiyetinde. Köylüler her zaman olduğu gibi şeyin en altında sınıfsal piramidin. Ha bu köylüler ne olacak tabii 1789 Fransız ihtilalinden sonra ve 1688 daha öncesindeki İngiliz devriminden sonra burjuvazinin yeni kurmakta olduğu kentlerde işte yeni manifakturlar, fabrikalar kuruluyor. Bu kentlere çekilerek işçi haline getirilecek. Buradan da zaten 19. yüzyılda itibaren hangi ideolojinin doğacağını biliyorsunuz. Sosyalizm. Hatta onunla da bağlantılı olarak bir ari işçi sınıfının egemenliğinde, işçi köylü sınıfının egemenliğindeki nasyonel sosyalizm yani işte faşizm. İki, yine modern ideoloji olarak kapitalizm içerisinden doğacak. Adeta işte yani babalarına böyle karşı ayaklanan oğullar gibi. Ve tabii ki şimdi 1434'ten bahsettik ve aynı zamanda bir diğer önemli bir şey sanatta doğusal perspektifini icat ettiğimiz yine batı düşüncesi içerisinde. Yani nedir? Şeyde de görüyorsunuz. Burada Ozan Avcı hocamızın bu İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Dergisi'ndeki yayınlanan İngilizce makalesindeki şeyden yararlandım. Grafikten bu son derece önemli bir makale. Onu da altını çizeyim yani PDF'si de var. İsteyen meraklısı okuyabilir. Şimdi burada kadim dünyadaki perspektif anlayışını görüyoruz. Tersten perspektif. Burada nedir? Burada bir ufuk çizgisi yoktur. Ve sadece anlamı yani resme her bakan ya da bir baktığı şey zaten dinsel merkezli bir dünya. Değil mi arkadaşlar? Kendine göre bir bireysel anlamda bir anlam oluşturabilir. Yani resme her bakan farklı bir anlamı inşa edebilir. Bir Bizans ikonasına bakarken, İsa resmine bakarken ya da İslamiyet'ten örnek vereyim. Bir gül resmine bakarken o gül resminde Hazreti Muhammed'i hayal edebilirsin. Ya da Hazreti İsa'yı hayal ettiğin gibi herhangi bir dinsel Hristiyan ikonasında. Kişiden kişiye değişen bir anlam çokluğunu içinde barındıran ve anlamın nesneden hareketle kurulduğu bir
perspektif türünden modern dönemde ve bunun da tarihsel olarak tam da şeyi belirleyebiliriz. 1420 ile 1436'yı belirleyebiliriz. İlk kez Brunelleschi'nin Floransa Katedrali'nin kubbesinde uyguladığı bir perspektif tekniği bu, doğrusal perspektif. Yani çünkü o zamana kadar bir türlü şey yapılamıyor, inşa edilemeyen bir kubbe bu, yaklaşık 40 küsur yıldır. Ama Brunelleschi doğrusal perspektif kurallarını şurada da görüldüğü gibi kullanarak bu kubbeyi inşa edecek. Ve daha sonra Leon Battista Alberti 1435 yılında bu mimaride kullanılan doğrusal perspektifin kurallarını resme uygulayacak. Ve işte De Pictura, resim üzerine adlı yapıtında da doğrusal perspektif, yani şuradaki perspektif karşımıza çıkmaya başlayacak. Burada ne vardır? Nedir yani doğrusal perspektif? İki boyutlu bir zemin üzerinde resim, üç boyutlu yansıması yaratmak. Ve burada da hakim merciği, hakim odak noktası, iktidarını kuran kişi kimdir? Bir öznel bilinç. Deminden beri bahsettiğim işte o özne burada bir iktidar gücü olarak ortaya çıkar. Ve ne yazık ki bu şekilde bir dünya üzerinde resimsel bir hakimiyet kurmaya başlayınca, bu Alman filozof Heidegger'in tabiriyle söyleyeyim, bir dünya resimleri çağına da adım atarız. Yani burada bu resim içerisinde artık tüm kadim medeniyetlerde girecek, yani tüm doğu, tüm kolonize ettiği, yani Güney Amerika uygarlıkları, Afrika, Uzak Asya, aynı zamanda büyük bir, değil mi, kolonizasyon döneminin de başladığı, demin söyledim, 1492 o açıdan önemli dönem. Tüm işte ırklar, medeniyetler, kavramlar, her şey bu dünya resmi içerisinde öznel bir bilinç tarafından yazgılarına karar verilen bir nesneler haline getirilecek. Bu yüzden bu resimde perspektifin icadı son derece politik sonuçları olan bir şey. Bunu da altın çizdikten sonra. Bu tabii Hümanizm ya da İnsancılık kitabında Boğaz Zekian hocamız, bu İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde doktorasını yapmış ve bir dönemde hoca olarak çalışmış bir felsefecimiz. Daha sonra İtalya yerleşecek, Roma'da bir Katolik papazı olacak. Onun doktora tezi, İstanbul Üniversitesi'nde savunduğu bir felsefe bölümünde savunduğu bir doktora tezi. Ermeni cemaatinden bir hocamız kendisi. Ve burada hocamızın bahsettiği bir insan tipini göreceğiz. Onu nedense buraya... Ekonomik insan diyecek. Yani şeyle beraber, demin bahsettiğim modernlikle beraber başlayan, yani bir sermaye, yani bir malı üreten, o malı olabilecek en yüksek karla, olabilecek en çok insan satmak isteyen bir sınıfsal bilinç, işte yani burjuva, batılı, beyaz bir özne diye ekonomik insan diyecek. Ve bu ekonomik insanın tasavvurunda da dünya yeniden dönüştürülmeye başlanacak. Bakın yeniden altı çiziyorum, böyle bir içinizden böyle Marksizm propagandası falan gibi almayın. Bunu ben tipik bir, yani kallavi bir burjuva olarak söylüyorum. Bir orta sınıf burjuva olarak bunları anlatıyorum. Onu da altını yeniden çizeyim. Yani bu işin doğasını anlamamız açısından. Bu, yine bu Pavel Floranski'nin Tersten Perspektifi de çok önemli bir kitaptır. Onu da tavsiye ederim ya, bu da genç arkadaşlar özellikle bilmeyenler için. Ha şimdi mesela bu, biz şeyi nerede görmeye başlarız? Buradaki Zekian hocamızın ekonomik insan dediği varlık tipini nerede göreceğiz? Jean van Eyck'in. İlk olarak mesela, ilk olmasa da ilk resimlerden bir tanesi Giovanni Arnolfi'nin ve eşinin portresinde. Burada neyi görüyoruz? Şeyde Arnolfi'ni, kimdi daha doğrusu Giovanni Arnolfi'ni? İtalyan bir tacir. O dönemin artık hızla gelişen, ticarette zenginleşen Benelux liman kentleri var. Bruges gibi, Anvers gibi, ondan sonra işte Rotterdam gibi, Amsterdam gibi. Onlardan Bruges'le sürekli ticaret ilişkileri olan bir burjuva kökenli bir tacir ve eşiyle bir evlilik seremonisinde görüyoruz. Ünlü bu sanat tarihçisi Erwin Panofsky'ye göre de eşi hamile, doğacak çocuklarına hamile, yani evlilik dışı bir ilişkileri olmuş, hamile ve evlilik bu yüzden hemen hızla, değil mi, şu evlilik işini halletmeleri gerekiyor. O evlilik seremonisinde işte bu burjuva özne ve eşini görüyoruz. Ve artık burada aynı zamanda neyi görüyoruz? Çok pahalı, yani o dönemin 15. yüzyılın pahalı kıyafetleri içerisinde eşi ve Giovanni Arnolfi'ni. İlk kez burjuvazi bir sermayesiyle bir resmin tüm, değil mi, mali ekonomik masraflarını karşılıyor
ressamına Jean Van Eyck'e de ücretini veriyor. Böyle bir portre yapıyor. Artık o kadim dünyadaki yani Hristiyan orta çağındaki aristokrat ya da ruhban sınıfından artık kimse yok. Artık olan bu yeni dünyanın kurucusu olan bir varlık. Arkasındaki konvek sahneye dikkat edelim. Ve burada din artık bu öznenin arkasındaki İsa'nın çilelerinin yani İsa'nın yakalanışına, çarmıha girişine kadar olan sürecin Hristiyan dininde biliyorsunuz işte passion ya da işte tutku olarak adlandırılıyor. O süreci gösteren bir ayna. Artık sadece burada küçük bir arka plan ve o konveks aynada kimi görüyoruz? Yine bu öznenin mesenliğinde gelişecek olan bir varlığı, sanatçı ve yani Jean Van Eyck ve çırağını görüyoruz. Zaten burada da Latince yazıyor. Jean Van Eyck buradaydı diye. Bu şeyi yani dönüşümü yani ontolojik olarak Tanrı kavramının yerini insanın alması, öznel aklın alması. Bunun da aslında resimde yavaş yavaş kendi bakın daha 1434'teyiz ve 15. yüzyılın daha ilk şeyindeyiz. Kendini göstermeye başlaması. Son şu resmi yapıp ufak bir mola verelim. Ve Quentin Macias'in Tefeci ve Karısı resminde de aynı bilinç. Bu sefer 1514'lerdeyiz. Karşımıza çıkıyor. Ve burada da altını hemen çizeyim. Son derece antisemitist bir resme bakıyoruz. Çünkü burada hakikaten bir antisemitizm, daha doğrusu bir Katolik'in Yahudilik, Yahudiliğe ya da bakış açısı var aslında. Zaten biliyorsunuz baştan beri İsa'nın yargılanmasının öldürülmesine neden olan bir kavim olarak temel erken Hristiyanlıktan beri oluşturulan bir şey var Yahudiliğin üzerinde. Burada aynı o bilinci Masis'te de görüyoruz. Çünkü burada gördüğümüz iki figür, tefeci ve karısı. Neredeyiz? Anvers'teyiz. Demin bahsettiğim Kuzey Avrupa'daki Belçika'nın liman kentlerinden bir tanesi. Ve 1492'de demin başta anlatmıştım. Endülüs Emevi Devleti ortadan kaldırılıyor. Tamamen Hristiyanlaştırılıyor. Bugünkü İspanya ve Portekiz'in olduğu coğrafya. Ve oradan Yahudiler değil mi, üç seçenekle baş başa bırakılacak. Oradaki Yahudi cemaat o zamana kadar belli çok az sorunda Müslüman toplum içerisinde yaşayan Yahudi cemaatin önüne üç tane seçenek konuyor. Ya diyor kılıçtan geçireceksiniz, ya Hristiyanlığa geçeceksiniz ya da göç edeceksiniz. Bunlar değil mi? Bizde de Osmanlı İmparatorluğu'nda 2. Beyazıt dönemi çoğu Osmanlı İmparatorluğu'na gelecek. Ama birçoğu özellikle zengin sermaye sahip olan Yahudi cemaatler hızla Fransa ve İngiltere ve Kuzey Avrupa'ya doğru göç edecekler. Ve zaten 1527'den itibaren başlayacak olan Protestanlıkla Martin Luther'den de beraber de daha aslında tam da bir sınıf sağlandı burjuvazinin bir dünyevileştirmesi diyebiliriz Protestanlığa. Çünkü işte faizle para kazanmayı olumlayan, boşanmanın üzerindeki yasağı, Katolik yasağı ortadan kaldıran, rahiplerin sivil hayata rahatlıkla girebilmesine olanak veren bir böyle özgürlükler içerisindeki bir ya da insan aklıyla yeniden değerlendirilmiş bir Hristiyanlık karşımıza gelmeye başlayacak. Ve burada neyi görüyoruz? İşte bu İberik Yarımadası'ndan göç etmiş Yahudi kökenli iki figür. Bir tefeci ve karısı. Fakat bunlar tabii ki zorunlu olarak Hristiyan'a geçerek canlarını kurtarmışlar. O çok belli. Çünkü eşinin önünde hemen bir Hristiyan dua kitabını görüyoruz. Meryem Ana ve çocuk İsa var görüldüğü gibi. Çünkü bu cemaatler zorunlu olarak şunu yapacaklar. Kamusal alanda kendilerini Hristiyan olarak gösterecekler. Fakat özel alanlarında Yahudiliğin dini gereklerine göre yaşamaya devam edecekler. Bir zorunluluk bu. Fakat kadının gözüne dikkat edelim. Hemen kocasının elinde tartmakta olduğu paraların, işte birazdan şuradaki incileri görüyoruz. Evet, paraların ve altınların üzerinde. Yani artık kadın için şuradaki ilahi anlamdan ziyade şuradaki dünyevi olana duyulan, hatta inanç da diyebiliriz buna. Değil mi? Dünyevi olana duyulan merak ve inanç artık kutsalı ortadan kaldırış durumda. Zaten hemen arkasındaki sönmüş olan mum da artık bu yeni kurulmakta olan çağda imanın sadece belki özel alanda değerlendirilebilecek bir şey olduğunu bize gösteriyor. Sönmüş de, mum sönmüş vaziyette. Buraya doğru bakıyor. Ve konveks sahneye dikkat edelim. Oraya yaklaşalım. Tam da karşısında belli dara düşmüş ve belli bir şey karşısında para karşılığında işte incilerini getirmiş, altınlarını, paralarını getirmiş. Tefeciyle bir takas yapacak. Onu paraya, kağıt paraya çevirecek olan müşteriyi görüyoruz. Ve müşterinin arkasındaki haç şeklindeki arkadaşlar şeye dikkat edelim. Pencere doğramasına ve hemen uzakta gözüken
bir katedralin çan kulesine, bu yeni dünyanın sahipleri karşısında giderek küçülerek yok olmaya doğru giden bir varlığı görüyoruz. Din ya da işte Hristiyanlık anlamında iman ve bu aynadan bu yeni sahiplerine merakla bakan kişi de ressamın ta kendisi, Quentin Matisse. Ve bu, bakın altını yeniden çiziyorum, yanlış anlamalar şey olmasın. Bu tipik tam antisemitist bir şeydir. Yani daha sonra bu işte Nazilikte, Nasyonal Sosyalizmde, efendim hatta 1498'de zaten bu şey oldu ama bu Hristiyanlığın, Katolik Hristiyanlığın temelinde yer alan o antisemitizmin tam bir dışa vuruş hali. Ve giderek bakın Hristiyanlık ve onun bir zamanlar hakimi olan varlık küçülerek bir konveks aynada karşımızda. Çünkü biliyorsun Hristiyan ikonografisinde bu tür ancak sıradan Hristiyanlar büyük böyle Hristiyanlığın temel ikonografisinde küçük varlıklar olarak gösterir. Mesela burada bir vakfedeni görüyoruz. Gentile de Fabriano'nun bu resminde. Meryem Ana ve çocuk İsa. İşte Aziz Ketrin'le Aziz Nikolas sağında ve solunda. Ve sıradan bir Hristiyan. Yani resmi vakfeden, tüm masraflarını karşılayan soylu da diz çökmüş. Küçücük olarak, küçük olarak gösteriyor. Fakat bu resimde bakın bu yeni çağın resminde ise artık bu ilahi varlıkların yerini almış olan figürler demin bahsettiğimiz Boğuz Zekiyan hocamızın bahsettiği ekonomik insan. Ve ekonomik insan karşısında da ressamımız ve onun katolikliği yok olarak küçülerek artık lağvedilmeye doğru gidiyor. Evet, bu şeyden bahsetmiştik. İşte yani insan dediğimiz şey Ecce Homo diyorlar. İşte insan tasavvuru aslında Hristiyanlıkta İsa üzerinden şey yapıyor, temelleniyor. Görüldüğü gibi işte Mantegna'da ya da Caravaggio'da insan denilen şey insan taken ya da işte demin söylediğim güzel nedir sorusunun cevabı olan Tanrı. Ve tabii ki Rönesans'ta ne olacak bu? İşte insan, yani insan tanımı burada görüldüğü gibi İstiridye kabuğunu Kıbrıs Adası açıklarında Yunan, Antik Yunan ve Roma yeniden keşfedilecek. Artık Hristiyanlık'ın o aralığından sonra ve orada tamamen heykelleriyle, edebiyatıyla, düşünce, felsefi düşünce sistemleriyle yeniden keşfedilecek ve bir İstiridye kabuğunda doğuşunu görüyoruz. Kimin? Tabii ki Venüs. Güzellik tanrıçası, Antik Yunan'daki Venüs'ün doğuşu. Ve artık insan tanımı, yani o demin size bahsettiğim çarmıhtaki yara bereler içerisindeki vücuduyla İsa değil, artık bu tarz Antik Yunan ve heykel, Antik Yunan ve Roma heykellerinin kopyalandığı, oradaki anatominin direkt aktarılmaya başlandığı bir ideal olarak insan bedeni uygulanmaya başlanacak. Ve tabii ki artık bu daha önce gösterdiğim şemada da olduğu gibi, işte bu Botticelli'nin Primavera'sında ilkbaharında da olduğu gibi ya da Masaccio'nun bu cennetten kovuluşta olduğu gibi ki bu papalık tarafından sansürlenmiş halini görüyorsunuz. İlk defa Adem ve Havva nü halde karşımızda bir kilisenin duvar resminde restorasyon sonrasındaki halini görüyoruz. Ve artık sanatçının değil mi, kafasındaki model Havva'yı inşa ederken İncil değil, Antik Yunan, Roma ya da Antikite dediğimiz şeyin yapının kurduğu estetik. Ve burada artık Rönesans diyorsun düşüncesi de temel nereye doğru geliyor? Bir tanrı varsa bile o doğada aranmalıdır. Yani o Hristiyan estetiğinde ya da orta çağında aşağılanan bir sanı ya da sadece günahkar doğamızın kabulüyle nedamet getirmemiz gereken olan bir alan olmaktan çıkıp doğa, insan bedeninde dahil olmak üzere ululanan, bir servet olarak belirlenen ve yine altı çiziyorum bir tanrı varsa bile doğada aranan bir varlık ya da bir düşünce biçimine dönüşüyor. Ve bu tabii bunu yapan da demin de söylediğim gibi öznel akıl. Ve burada Leonardo da Vinci'nin bu ünlü Vitruvius Man olarak da bilinen ve altın oran değil mi kanununda insan bedeni üzerinden inşa ettiği insana bakıyoruz. Ve ne görüyoruz burada? Bir kare içerisine yerleştirilmiş bir insan ve daha sonra bir daire içerisine yerleştirilmiş ikinci bir insan. Yani bir beden form olarak bir insanı görmekteyiz. Ve ikinci olarak hemen arkasında kollarını açmış durumda bir kare, bir daireyi temsil eden insanı görüyoruz. Kare burada duysal dünyayı temsil ediyor.
daire ise duyu ötesi dünyayı. Yani insanın ruhsal yanını temsil ediyor. Deminden beri bahsettiğim bu ruh-beden ayrımının değil mi? Artık Rönesans'ta biraz da terse çevrilmiş halini görüyoruz aslında. Şu şemamızı tekrar hatırlarsak. Pardon, bir türlü gelemedik şeye. Kartezyen düşünceye şey yaptık. Pardon. Ha, buradaki yani ruh-beden ayrımı bedenin lehine yeniden değerlendiriliyor Rönesanslar olarak, Hristiyanlığın inşa ettiği modernitten farklı olarak. Beden artık uygulanması, araştırılması gereken bir servet olarak karşımıza çıkıyor. Bunlara baktık, evet. Evet, mesela işte şeyin Davut'u, yani bu İbrani eski ahitten gelen bir figür, Davut heykeli. Ama Michelangelo'nun bu heykeli yaparken kafasındaki tasvir bir İbrani ya da işte Yahudi olan Davut değil, bir Apollon, Belvedere Apollon'u. Bunu aynen antik Yunan estetiğini buraya aktarıyor. Ve insan bedeni dediğim gibi artık temele yerleşen ya da doğa araştırılması gereken bir alan olarak artık öznenin karşısında. Ve bu tabii ki o unsur demin bahsettiğim aydınlanma düşüncesiyle beraber daha da tahkim edecek, yani bir öznel bilinç üzerinden araştırılan, inşa edilen doğa ve insan bedeni ve bu kartezyen düşünce dediğimiz Descartes düşüncesine geldiğimizde de bu haçtaki ikilik şu şekle dönüşecek. Yani artık burada ne Hristiyan tanrı var üst yapıda, ne Platon'un ideası var. Artık bir düşünen özne ve nesne ya da işte cogito dediği şey, düşünüyorum öyleyse varım sözündeki o cogito burada karşımıza çıkacak. Ve bu aynı zamanda bir zihin beden ve zihin doğa ayrımı demek. Yani akıl demin de söyledim, yani koyu bir katolik olarak şeyin Descartes'in aklın altına tanrı kavramını yerleştirdiğini biliyoruz. Yani aklımı düşünmeden kesildiğim anda diyecek şey Descartes, düşünmeden kesildiğim anda tanrı da yok ama düşünmeye başladığında da var. Bunu dediği anda da aklı Tanrı'nın değil mi, üzerine yerleştiriyor. Bu son derece önemli ve burada deminden beri bahsettiğimiz aslında o kutsaldan din dışına nasıl geçtiğini görmemiz açısından da son derece belirleyici bir şey. Ama o ikilik aynen devam ediyor. Tıpkı işte bu şemada artık şuraya gelmiş durumdayız. Platon'dan başladık, düşünen özne ve doğa ayrımına gelmiş durumdayız. Yani insan aklı ve doğa. Değil mi? Perspektif zaten doğrusal perspektifte de gördük. Artık dünya bir resim olarak bu beyaz batılı öznenin, burjuva öznenin önünde bir şeydi. Temel bir nosyondu. Kullanılması gereken bir kaynaktı daha doğrusu. Tüm medeniyetleriyle, ırklarıyla, doğasıyla. Ve bunun yasasının artık kartezyen düşünceyle nasıl koyulduğunu görüyoruz. Ve bu artık şeye geldiğimizde, Kant düşüncesine geldiğimizde, yine tabii şurada biraz kaymadan ötürü kusura bakmayın. Bu farklı bir ikiliye karşımıza çıkartacak. Yine aynı dualizm bakın devam ediyor. Çünkü Descartes'ten sonra bilgiye ulaşmada ya da dünyanın bilgisine ulaşmada iki farklı yöntem karşımıza çıkıyor. Bir, empiristler yani bilginin insanda önsel olduğunu savunan, doğuştan olduğunu savunan şeyler, özür dilerim empiristler değil, rasyonalistler. Rasyonalistler yani doğuştan bilgi önseldir diyen, a priori'dir diyen rasyonalistler ki Descartes bunun başını çekiyor. Ve bir de empiristler yani doğuştan hiçbir bilgi yoktur. Hatta John Locke'un dediği gibi bir empirist olarak insan doğuştan zihni bir tabula rasadır ve onu doldurmak gerekir. Ancak deneyim yaparak, deneyle o bilgiyi sağlayabiliriz. Yani deneye öncelik veren empiristler arasında büyük bir çatışma başlıyor. Yani bir tarafta rasyonalistler, bir tarafta empiristler. İşte Kant tam da bu 18. yüzyıla geldiğimizde, sonlarına doğru geldiğimizde bu empiristlerle yani bilginin önsel olduğunu savunanlarla sonsal olduğunu, deneysel olduğunu savunanlar arasındaki çatışmayı ortadan kaldırmak için yeni bir diyalektik aslında inşa ediyor. Nedir bu diyalektikte? İşte burada görüldüğü gibi.
Yine bir numenal alan ve fenomenal alanı görüyoruz. Numenal alan işte Kant düşüncesi metafiziğin alanı. Duyu algımızda algılayamadığımız alan. Ve fenomenal alan, fenomenlerin, duyusal dünyanın alanı. Ve burada iki ayrı rasyonalizm aslında inşa ediyor. Bir tarafta spekülatif rasyonalizm ve empirik rasyonalizm. Yani ve bunun bu ikiliyi aslında ta Platon'dan beri oluşan bu ikiliyi ortadan kaldırmaya çalışırken de bir başka dualizm ya da ikiliye bizi savuruyor. Bu da nedir işte? Bu spekülatif rasyonalistlerle empirik rasyonalistler arasındaki ayrım. İki ayrı özne ve nesne çifti karşımıza çıkıyor. Çünkü Kant şunu söyleyecek. İnsan bence bu da koyu bir protestan, pietist. Şunu savunacak. Yani ben de inanıyorum Tanrı, ahlak bunlar bu üst yapıyı ta Platon'dan beri belirleyen temel unsurlar. Ama diyecek bu bilgiye ulaşmada ve insan da doğal yanılsama altındaki bir varlık olduğu için biz varmış gibi yaparak, buradaki mış eki bence önemli, medeniyetimizi burada kurmak zorundayız. Fenomenal alanda. İşte bunu kabul ettiğimiz anda da yani varmış gibi yapmak. Çünkü sonuçta Kant'a göre ulaşılacak alan burası. Ama şu an için modern bilim, modern paradigma burada tüm kategorilerini düzenlemek zorunda. Gerek işte politik, siyasal, estetik, sanatsal, doğal. Bakın hiçbir zaman şurasını bilemeyeceğimizden hareketle tüm bir modern kültürün burada inşa edilmesi gerektiği gerçeği. Çünkü insan doğal yanılsama altındaki bir varlık olduğu için. Bu iki ayrı özneyi, hatta birbirine düşman özneyi karşımıza çıkaracak. Daha doğrusu yandaki şemada da görüldüğü gibi bir tarafta kapitalizmin zaten inşa ettiği, ta 1400'lerden beri inşa ettiği bir sanayileşmeyle, teknolojiyle, pozitivizmle inşa ettiği bir dünya. O zaten kolonizasyon çağıyla, kurduğu fabrikalarla, ürettiği mallarla zaten devam ediyor. Ama öbür tarafta da bu dünyaya karşı korkunç bir düşmanlık besleyen özneler, işte romantizmden başlayarak romantikler, komünistler, ardından faşistler, anarşistler, ardından gelecek modern resim, modern sinema, modern edebiyat büyük bir burjuva eleştirisiyle karşımıza çıkmaya başlıyor. Hatta bir küçük burjuva eleştirisi üzerinden bir karşı kültür oluşturmaya başlayacaklar. Halbuki her ikisinin de doğasının burjuva kökenli olduğunu, değil mi? En azından bugünkü artık postmodern araştırmalar sonucunda görebiliyoruz. Ama bu işte iki özne, yani hem bir spekülatif bir numane alanın öznesiyle fenomen alanın öznesinin oluşturduğu dünya bir kültür ve karşı kültür dünyası. Bir tarafta sanayileşme ve kapitalizm, öbür tarafta da ona karşı kültür hareketleri. Yani aynı şeyin iki şeyi, nosyu birbirini tamamlayan iki aslında varlık. Ve bu düşünce tarihinde, estetik ve sanat felsefesinde de öznenin ademi merkezileşmesi anlamına geliyor. Yani öznenin merkezini kaybetmesi. Ki bu modern felsefede, psikolojide biliyorsun Freud dedi işte, bilinçaltı, bilinç olarak karşımıza çıkacak. Ve Mehmet Yılmaz hocamızın bu modernde, postmodernde sanat kitabında çok iyi gösterdiği gibi, buradaki kitle aslında modern olmak istemeyen modernler ya da antimodern olarak belirlenecek. Ama bu antimodernlerin inşa ettiği yapıya bugün biz ne diyoruz? Modernizm diyoruz. Yani modern sanat, o soyut sanatın oluşturan yapı. Yani ne olacak tam anlamıyla aslında? Bakın pratik aklın eleştirisindeki pratik aklın numenal ülkesi, değil mi? Kant'ın çünkü üç önemli, yani başta eseri var ya, yüzlerce eseri var da, üç ana eser: pratik aklın eleştirisi, mutlak aklın ya da salt aklın eleştirisi ve yargı gücünün eleştirisi. İşte pratik aklın numenal ülkesindeki modernizm tam da burada kurulacak. Yani modern sanatın beslendiği alan. Bugün modernlik dediğimiz şey ise Hristiyanlıktan beri zaten ilk tanımını gördük. Modernlik ise tam da burada. Yani kapitalizmin kurduğu, sermayenin kurduğu, normal zaten kendi seyri içerisinde devam eden bir unsur. Ve buraya düşmanlık besleyen özneler, ya buradaki fenomenal alanın öznelerine düşmanlık besleyen diğer spekülatif ya da numenal alanın özneleri, burada modern sanatçılar, modern sinemacılar, modern edebiyatçılar olarak karşımıza çıkıyor. Hatta büyük, değil mi, karşı antikapitalist politik yapılar olarak karşımıza çıkacak. Önce sosyalizm, ardından faşizm. Ve bu iki öznenin çatışması da bizi bir senteze götürecek. Yani modernite, burada olduğu gibi yani. İki öznenin, yani tezle antitezin, yani kapitalizmle sosyalizmin, faşizmin çatışması ve bunun tabii alt modern resim, modern edebiyat, o karşı kültürle karşı kültürün çatışması bizi bir Kant düşüncesi farklı bir varlığa, işte Kant'ın aslında Ding und sich dediği şey, yani bu kendinde şey dediği,
varlığa götürecek. Modernite kavramına yani. Ve biz bu parçalanmayı ya da Adem'in merkezileşmeyi tam olarak nerede görmeye başladık? Bu da hiç tesadüf değil mi? 19. yüzyıl edebiyatı tamam bu öznenin Adem'in merkezileşmesini bize gösteren yapıtlarla karşılaştık. İlk olarak mesela 1829'dayız. Kant'ın, Goethe'nin Faust eseri değil mi? Piyesi. Burada işte ilk kez, çünkü piyesin baş aktörü, kahramanı olan Faust nasıl bir karakterdir? İşte tam bir böyle simyacı, bilim adamı, tüm hayatını bu doğa araştırmalarına, hakikati aramaya vermiş. Fakat bunun nafileğini görmüş. Yani insan aklıyla artık varılabilecek en son noktaya varmış ve hala o aradığı şey sentez ya da demin bahsettiğim o hakikat ortada yok. Ve büyük bir pişmanlıkla bu sefer ne yapmak isteyecek? Yaşamının başından beri uzak kaldığı o fenomenal dünyanın dünyevi zevklerine bağlanmak isteyecek. Bunu istediği anda da hemen şeytan yanında önce bir köpek olarak, sihirli bir köpek olarak belirecek. Hatta başta da piyesin başında Tanrı ile şeytan arasında bir şey var, iddia var. Faust'un numenal alanda mı kalacağı ya da işte Kant söylüyorum da metafizik alanda mı kalacağı ya da Tanrı'nın buyruklarının himayesinde mi kalacağı ya da daha doğrusu ahlakın alanına mı kalacağı yoksa bilginin alanına mı geçeceği. Ve şeytan hemen diyecek, ruhunu satma karşılığını diyecek, sana tüm o dünyevi hayatın zevklerini verebilirim. Ve o yaşlı Faust bir anda genç bir, yakışıklı bir delikanlı haline gelecek. Burada demin bahsettim, buradaki öznenin Adem'in merkezileşmesi dediğimiz şey, yani merkezinin kayması dediğimiz şey, bir değil mi işte edebi eserde, romantik edebiyatta başlangıcına bakıyoruz. Bu şekilde karşımıza çıkacak. Ya da yine 19. yüzyıl edebiyatının örneklerinde Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in portresinde, değil mi? Yani bir tarafta Dorian Gray hiçbir zaman yaşlanmayan, güzel genç bir delikanlı, sürekli doğal olarak yaşlanan bir evin tavan arasında sakladığı tablosu arasındaki mücadele olarak karşımıza çıkacak. Honor de Balzac'ın gizli başyapıtında Balzac'ın inşa ettiği soyut bir yapıt olarak belirecek. Herkesten sakladığı, sadece iki kişiye çok yakın iki arkadaşa gösterdiğinde sadece tuhaf çizgiler ve renkler gördükleri ve anlamlandıramadıkları bir gizli başyapıt haline gelecek bu bastırılan numaralı alan ve Joseph Conrad'ın Karanlığın Yüreğinde değil mi arkadaşlar? Bir Marlowe karakteriyle yani son derece modern modernlik insanı olarak Belçika Kongosu'na giden ve oradaki Kurtz karakterini aramaya çıkan ama o bir modern olarak başladığı o Kongo nehrinde devam eden yolculuğun sonunda tam bir antimodernist hale gelen, bilinç altına inerek tam bir böyle antimodernist bir varlık haline gelen Marlowe'un hikayesi haline gelecek. Çünkü ondan önce giden Kurtz da aynı şekilde dönüşen bir figür. Yani hep bakın ikiye bölünmüş, Adem'in merkezileşmiş öznelerin maceraları 19. yüzyıl romanında karşımıza çıkacak. Ya da burada şeyde de olduğu gibi, almamışız burada. Ya da işte Herman Melville'in Moby Dick'inde olduğu gibi, Kaptan Ahab'la işte o ispermeçet beyaz balina arasındaki ilişki. Yani işte fenomenal alan değil mi? Doğayı ele geçirmeye çalışan bir özne, Ahab. Yani bir fenomenal alan öznesi ve onun karşısına numenal alana itilmiş olan doğa. Çünkü Kant'ın değil mi, bilinemezliği aracılığı eğdiği şey sadece bu numenal alanın bilgiye ulaşmada kullanacak yöntemler değil. Ahlakla kurulan ilişki, metafizikle kurulan ilişkinin de bilinemezliği aracılığıyla değil mi, bir elenişini görüyoruz. Diğeri de 6. yüzyıl. Doğal yanılsama altındaki bir varlık olarak diyor. Biz diyor insani uygarlığımızı burada kurmak zorundayız. Tamam diyor, ben de inanmıyorum bir piyetist olarak muhakkak burada hakikat. Ama diyor burada biz ta ki o mutlak alana ulaşıncaya kadar tüm insani uygarlığımızı burada inşa etmek zorundayız. Ve bunun da sonucu dediğim gibi tüm bir 19. yüzyıl modern edebiyatını temsil edecek. Ha biz bu özneyi bakın nerede görmeye başladık? İlk olarak Caspar David Friedrich'in Bulutların Üzerinde Yolculuk. Bu nedense bu Nietzsche kitaplarında çok bu resim kullanılır ilginç bir biçimde. Neyi görüyoruz burada? Bakın bir dağın tepesinde yani bir tümevarın en son noktasında bir üçgendeyiz. Bir öznel tam da işte daha sonra modernitede 18. yüzyılına itibaren bir deha olarak kapsamında alınacak sanatçı özne ya da varlık uçsuz bucaksız doğaya bakıyor.
Bir zamanlar bu üçgen dediğim şey değil mi? Dağın bakın tepesinde olması bu önemli. Bu sanat tarihçisi Goran'ın yorumuna göre kendi üzerine bir düşünme eyleminde. Kadim dünyada bu dağın en tepesinde kim vardı? Kadim dünyada peygamberler vardı değil mi? Yani Musa on emir, ya Yahudi şeriatın kuralları neredeydi? Sina Dağı'nda. İsa tarihle nerede konuştu? Zeytinlik Dağı'nda, Gassemane Bahçesi'nde. Ondan sonra indi işte Graal gelse indi. Ya işte kanın konulacak kase. Aman bu kaseyi benden uzak tut diye İncil'de konuşmaları var biliyorsunuz Tanrı'yla. Değil mi? Zeytinlik Dağı'ndaydı. Ya da Tabor Dağı'nda biçim değiştirdi. Hazreti Muhammed nerede içinde bulunduğu politeist Arap toplumuna yabancılaşan Hazreti Muhammed nerede Kur'an-ı Kerim yüz yüz inmeye başladı? Hira Dağı'nda. Bakın bu dağ sembolizmi son derece önemli. Yani bir üçgen sembolizmi. Ve ama artık modern dünyanın modernliğe geldiğimizde bu dağın tepesinde artık o peygamberler yok. İşte bu öznel bilinç var. Buradan doğaya bakıyor. Ve daha sonra bakın Kandinsky dışa vurunculukta bu dağ tam merkezi yerleşti. Kızıl, Satürn kırmızısıyla inşa edilmiş bir dağ. Ve en tepesinde işte sanatçı yer alacak. Hatta sanatta zihinsellik üzerinde çok güzel bu sanat ruhsal üzerine kitabında Kandinsky bunu çok güzel anlatacak. Üstteki bölümde diyecek tepesinde çok ezbir adam durur, sanatçı yani kendisi. Ve toplumda aşağıdan gelir o üçgenden. Yani aşağıdan işte toplum geliyor. Ama der Kandinsky toplum buraya geldiğinde, en tepeye ulaştığında bu adam, bu özne daha da yukarılarda olacak. Çoktan orada terk etmiş olacak. Bakın o yani dinlerde, tek tanrı dinlerde görürüz. Miraç ya da yükselme eyleminin artık kahramanı bir peygamber değil, buradaki öznemiz. Yani öznenin büyük bir, değil mi? Yani bir iktidar alanı olarak nasıl kurulduğunu ve görsel olarak, değil mi? Anlamımız açısından bu örnekler bence son derece önemli. İşte bakın dağda ve aşağıdan yukarıya doğru toplum gelecek. İşte figür kendisi burada. Aşağıdan geliyor şeyler ve sadece lekeler olarak bize gösteriyor bunu. Bu kitabı da tavsiye edelim. Bunlara baktık. Ve bu zaten sanat dizisini biliyorsunuz. Sanat ve Hayat dizisi Ali Artun hocamızın editörlüğünde şey yapan çok iyi bir seriydi. Bunu tavsiye ederim. Ve burada tabii ki artık Charles Baudelaire'de yine ünlü kötülük çiçeklerini demiş. İşte Paris sıkıntısı, Fransız edebiyatçıda. Aynı bu Adem'in merkezileşmenin temel bir, değil mi, öznesi olarak karşımıza çıkacak. İki ayrı şeyle. Birisi katı olan her şey buharlaşıyor, oradan aldım bir şeyini. Bir öbürü de modern hayatın ressamındaki bir alıntı. Bakın sınıfsal olarak ne diyor? Ey burjuvalar, sizler ister kral olun, ister yasa koyucu ya da tüccar, koleksiyonlar, müzeler, galeriler kurdunuz. Ortaklıklar oluşturdunuz, kumpanyalar kurdunuz, şirketler yani, krediler verdiniz. Siyasal, endüstriyel, sanatsal bütün biçimleriyle gelecek fikrini hayata geçirmek için. Gerek sanatta, gerekse siyasette öncülüğü kaptırmak intihar anlamına gelir ve bir çoğunluk intihar edemez diyor. Burjuvaziye bakın sesleniyor. Siz diyor sanatın doğal dostlarısınız çünkü kiminiz zengin, kiminiz ise alim. Aynı Baudelaire daha sonra ne söyleyecek bize? Şeytandan kaçarcasına uzak durmak istediğim pek revaçta olan bir hata daha var. İlerleme ülkesinden söz ediyorum. Burjuvazinin en önemli bir şeyle kavramlarından birisi. Doğa veya Tanrı'nın izni dışında bugünün felsefesini icat ettiği bu karanlık fener, bu modern fener tüm bilgi nesnelerinin üzerine bir kargaşa akını yağdırıyor. Özgürlük kaynayıp gidiyor. Ceza yok oluyor. Tarihi berrak biçimde görmek isteyen birisi her şeyden önce bu ihanet ışığını kapatmalı. Bakın modernliği bir ihanet ışığı olarak görüyor ve bu kapatılmalı diyor. Modern ne oldumculuğun toprağında çiçeklenen bu grotesk yani kaba fikir her insana kendi görevini unutturdu. Ruhu sorumluluktan azat etti. İradeyi aşkın ve güzelliğin dayattığı bütün bağlardan kopardı. Bu zıvanadan çıkış çoktan apaçık olmuş bir çöküşün belirtisi. Bakın Kantçı anlamdaki Adem'in merkezileşmiş bir özneden bahsediyoruz. Numenal alandaki özne, Baudelaire böyle konuşuyor. Ama fenomenal alandaki, yeniden grafiğimize dönerek daha kafanızda netleştireyim. Şuradaki özne ise metiyeler düzüyor. Aman diyor, siz diyor sanatın doğal dostlarısınız. Sakın diyor üzerinizden elimizi çekmeyin. Yoksa diyor sonumuz bir felaket olur. Bu bölünmüştü değil mi? Görmemiz açısından önemli. Picasso da mesela anlatacak. Montmartre'da diyecek, sabaha kadar küfredeceğiz şeylerde. Picasso'nun başarısı ve başarısızlığında John Berger'in. Sabaha kadar işte burjuvaziye küfredeceğiz, şey yapacağız. Kafayı çekeceğiz şeylerle, bütün o avantgardlarla. Ama diyecek, sabah geldiğinde ben diyecek, tıraşımı olacağım. Takım elbisemi işte giyeceğim. Ve kapı kapı resmini satın alacak.
tüccar burjuvazinin ya da işte sanayi erbabının, galeri sahibinin kapılarını zorlamaya başlayacağım. Bakın bu çelişki aslında olması gereken de bir çelişki. Aslında tam da şu anda bu çelişkiyi ben de yaşıyorum aslında. Hepimiz yaşıyoruz. Değil mi? Bu ikiye bölünmüşlük temel zaten modern sanatı oluşturan bir unsur. Ya da adem merkezini kaybetmiş özde. Öyleyse bu artık baştan beri belirlediğim şey modern sanat nedir? Sorumuza gelmeden önce aslında diğer tanımlarını bulabilirsem inşallah buradan geçeceğiz. Evet, bundan bahsettik. Bir yardım istesem, benim bu modernlik tanımlarım vardı. Nereye gitti acaba bu? İlk kısma dönüyorum Merveciğim. Tamam, dönüyoruz. Dönüyorum inşallah. İşte bu Mekin faziletleri bizi mahvetti. Modernlik bu. Aynen, modernliğin. Evet. Dediğim için özellikle teolojik bir öznel bilincin, yani İsa'dan bahsediyor. Şekil verdiği modernlik, düşünsel olarak Rönesans ve ardından gelen aydınlanma çağına, dinsel olarak reformasyon hareketine, politik olarak 1688 İngiliz devrimiyle 1789 Fransız devrimine ve ekonomik olarak da 18. yüzyılın sonlarına başlayıp 20. yüzyılın ortalarında tamamlanacak İngiltere merkezli iki büyük sanayi devrimi üzerinde açıklığa çıkar ve tüm bunun sonucunda kapitalizm merkezli bir dünya görüşünü ortaya koyan yapıdır. Bunun birinci anlamında zaten Hristiyanlıkta nasıl inşa edildiğini gördük. Yani sonuç olarak Kant'ın şemasına tekrar bir gelirsek, modernizm denilen şey modern sanat üzerinden kurulan bir soyutlama. Tanım bu artık modernizm. Yani bugün gündelik hayatta kullandığımız aslında çok dışında. Yani modern sanatla başlayan bir soyutlama biçimi, soyut sanat, modernizm. Modernlik zaten demin tanımını yaptık. İlk tanımı Hristiyanlığın 10. yüzyılda inşa ettiği bir kavramdı. İkinci asıl tanım ise işte yani sermaye merkezi, burjuva sınıfı merkezli bir dünyanın oluşturulmasını tanımlayan kavram. İkisinin çatışması oluşan şey de modernite olduğunu zaten söyledik. Ve şimdi modern sanatı anlamamız açısından buraya geliyoruz. Modern sanatçılar ne yapacaklar? Bu nominal alanın, yani ahlakın alanındaki idealist bireyler olarak nasıl bir gelenek inşa etmeye başlayacaklar? Romantizmde birazdan bir erken modern sanat akımı olarak romantizmde göreceğiz. Empresyonizmle itibaren ne olacak? Işık aracılığıyla, ardından post empresyonistler çizgi kontur aracılığıyla, ardından fovlar renk aracılığıyla ve en sonunda kübizmdeki parçalanma yoluyla bu özneler buradaki nesneyi, fenomenal dünyada algıladığımız, doğal dünyada algıladığımız nesneyi ortadan kaldırmaya çalışacaklar. Ve amaçları ne olacak? Nesnenin asıl anlamını, hakiki ideal anlamını inşa etmek. Ve bu amaç işte büyük bir modern sanat geleneğini karşımıza çıkartacak. Ama bu öznelerin demin de söylediğim gibi Adem'in merkezileşmiş özneler olduğunu altını çizelim. Bu amaçla yapılan eserleri satın alacak olan adamlar, burjuvazide galeri sahipleri, işte sanat merkezi sahipleri, onların verdiği sermayeyle bu savaş yürütülecek. Yani aslında burjuvazi modernizm numanel alandaki varoluşuyla modernlik alandaki varoluşu bir çarpışması şeklinde bir gelenek kurulacak. Ve burada da değil mi en yararlanacakları şeyler medeniyetler o modernliğin akıl dışı ilan ettiği, işte kolonize ettiği, sömürgeleştirdiği doğu medeniyetleri. İşte bu göreceğiz. Empresyonistler özellikle Japon baskı sanatında, ukiye grubundan çok yararlanacaklar. Matisse tam bir İslam sanatı hayranı, İslam sanatında gördüğü tüm motifleri, soyut motifleri kendi resmine aktaracak. Şeyler işte primitifler, paleolitik duvar resimlerini yine şeyde göreceğiz. Çin boşluk ve doğuluk resimlerini göreceğiz. Yani o öteki ilan edilmiş, kolonileştirilmiş tüm o şark medeniyetleri modern sanat aracılığıyla çağdaşlaştırılacak. Bu modern hayatın ressamında Ali Artun'un birazdan tanımına da zaten geleceğiz. Onu çok güzel anlatıyor Ali Artun hocamız. Ha ötekileştirme, yani bu modernliğin yani bu şeyin modernlik kurulduğundan beri ötekileştirme, kolonizasyon yolu. Yani nedir bir modern kolonizasyon inşa edilirken batılı beyaz bir öznenin bilincindeki şey nedir? Bir Afrika'ya ne bileyim ya da Uzak Asya'ya ilerleme aracılığıyla
medeniyet getirmek. Değil mi? Bu şekilde girilir şeylere. Tüm kolonize edildi daha doğrusu. Ha bunun yanında tabii Hristiyan şeyler de vardır. Yani bununla beraber o dönemin rahipleri, Protestan rahipleri, Katolik rahipleri de gelirler. Ha bu da işin böyle bir tarafı da var. Ama sonuçta olan şey bir sekülerleşmedir, bir dünyevileşmedir aslında. Anlatabildiğimi sanıyorum. Evet, milattan sonra. Evet, aynen. 10. yüzyılda iyice netleşiyor bu. Evet, evet. Yani aslında modernizm dediğimiz şey Hristiyan kültürünün evrimleşmesi. Evrimleşmesi, aynen. Ama modernlik adı altında evrimleşmesi. Evet. Şimdi modern sanat aracılığıyla modernizm oluşuyor. Ya yani modernizm denilen kavram, evet. Modern kelimesinin içinde bir Asya, bir Afrika, bir işte Çin, bir Uzak Asya veya belki Rusya'nın Uzak Asya'da. Ha, evet, doğru. Yok. Ama sanat aracılığıyla var. Sanat aracılığı çünkü onların resim o. Çünkü ağırlıklı olarak bunlar iki boyutlu tersten perspektifin oluşturduğu bir gelenek resmi. O resmin unsurlarını kullanarak bunlar sanat alanında sadece modernleştiriliyor. Yani çağdaşlaştırma derken aslında katilde günümüz tabii değil, modernleştiriliyor. Anlatabildim sanırım. Evet. Ya yani hatta o alıntıyı inşallah bulabilirsem. Orada hemen Ali Artun hocamızın çok önemli çünkü bir saptaması o. Evet ama bulamıyoruz. İnşallah bulacağız. Yani şunu söylüyor Ali Artun hocamız. Şarkın ilerlemediğine ilişkin kabul. Şöyle anlatayım daha doğrusu artık ezberimden. Yani şarkın evet ilerlemediğine ilişkin kabul. Evet. Modern toplum tasavvurunu burada inşa ederken aynı şark modern sanat aracılığıyla buradan yani kapıdan kovulan bir şey. Aynen bacıdan sokulması gibi. Modern sanat aracılığı burada çağdaşlar modernleştiriliyor yani. Yani buradan ötekileştirilmiş olan işte Japon ukiye-e, Çin boşluk ve doluluk resimleri, İslam sanatı, Uzak Doğu okyanusça sanatı Gauguin'le beraber. Burada ötekileştirilen, kolonileştirilen medeniyetler burada yeniden modern sanat aracılığıyla çağdaşlaştırılıyor. İşte bu da zaten modernizm ve modernlik ikiliğini karşımıza çıkartıyor. Aslında buna ikisi de Kant'ın oluşturduğu estetik formlar her ikisi de. Yani aynı özne tıpkı şuradaki edebiyat örneklerinde olduğu gibi Dr. Jekyll, Mr. Hyde'da ya da gördüğümüz gibi ya da işte Dorian Gray'in portresinde gördüğümüz gibi merkezini böylece yitirmiş öznelerin savaşı aslında burada tabii buradan bu merkezi yitirmeden muzdarip olan özneler bunlar. Ya buradaki özne zaten sermaye aracılığıyla dünyayı dönüştürme idealinde herhangi bir şey o tam gaz gidiyor zaten bilim aracılığıyla, ilerleme aracılığıyla bilgiyi kullanarak günümüzde de aynı şekilde. Ama buradaki özne hem buradaki öznenin sermayesiyle hayatta kalıyor, onun hakimiyeti altında, mesene altında ama aynı zamanda korkunç derecede düşman. Ve demin de gösterdiğim böyle bir kültür ve karşı kültür böylece karşımıza çıkıyor. Kant aslında son diyor, hatta bugün postmodern kültür tartışmalarında, sanat tartışmalarında hala devam eden bir çatışmayı estetik olarak, estetik ve sanat felsefesi bağlamında insani medeniyetin göbeğine yerleştiriyor aslında bu çatışmayı. Ve de bunu o ikili ortadan kaldırma amacıyla yapıyor, daha da derinleştiriyor aslında numanel ve fenomen olarak. Basit bir metafizik ve fizik ayrımı aslında bu. Evet, bu romantik akıma hemen gelelim. Çünkü romantizm de bir erken modern sanat akımı olarak genelde pek kitaplarda şeyle başlatılmaz modern sanat ama bence tam başlangıç noktasıdır. Çünkü neden? Mesela William Blake'in bu şeyi görüyoruz. Isaac Newton resmini görüyoruz. Ne yapar burada William Blake bir İngiliz romantiği olarak? Tipik bir fenomenal alanın modernliğini inşa eden bir özne olarak işte modern fiziğin yasalarının değil mi, kurucusu, babası Isaac Newton elindeki pergeliyle bir parşömen üzerine değil mi? Kendi anlam dünyasına hakikatini inşa ediyor. İşte modern fiziğin yasaları. Ama burası küçücük bir alan. Dikkat edin bu pergel Hristiyan orta çağında sürekli İsa'nın elindedir. Dünyayı, evreni yaratan bir figür olarak. Bütün ikonalarda, işte dua kitap resimlerinde falan görürüz. Ama bu pergel artık bir öznenin elinde. O yüzden. Fakat inşa ettiği anlam küçücük bir anlam. Daracık bir alan burası. Asıl hakikat çevresini sarmış durumda. Bakın oturduğu ne olduğunu bilmiyoruz. Bir böyle mercan kayalığı mı, bir ağaç kütüğü mü ve karanlık bir alan yani metafiziğin alanı bu kendi öznel, materyalist anlamı inşa ettiğini zanneden özneyi kapsamış durumda. Hatta onun kucağında.
Bakın çok müthiş bir özne, yani özneyi radikal bir eleştiri yavaş yavaş bu romantik sanat geleneğinde karşımıza çıkmaya başlıyor. Modernliğin anlamıyla ya da fiziki alanın inşa ettiği anlamda metafiziğin anlamı. Çünkü bu metafiziğin aynı zamanda bir varlığıydı insan bir zamanlar, kadim çağda en azından. Evet, Caspar David Friedrich Alman şeyin ressamın şeylerine bakalım. Bu da çok tesadüfi değil, değil mi? Almanya'dan çıkmış olması. Çünkü Almanya'da Goethe'nin başını çektiği bir fırtına ve gerilim hareketi de o dönemdeki aydınlanma hareketinin başat bir antimodernist bir yapı olarak karşımıza çıkacak. Yani o iki büyük sanayi devriminin sonuçlarını gördüğü için Almanlar daha Alman coğrafyası geriden geliyor çünkü o sanayileşmeyi daha geç yaşıyor ve oradaki o korkunç sömürüyü, yani işçi sınıfının sömürüsünü günde 16 ya da 18 saat çalışıp çok az bir ücretle burjuvazinin manifakturlarındaki o yaşam deneyimlerini görünce büyük bir korku ve kaygıyla fırtına ve gerilim hareketi büyük bir sorunu da ortaya koyarak karşımıza çıkıyor. İşte Goethe'de gördük, yani Faust'ta gördük. Metafiziğin elenmesi ve bu metafiziğin elenmesi sonucunda ortaya çıkan sorunun, daha doğrusu aslında üstü örtülen bir sorunun hakikaten bir problem olarak ortaya konması karşımıza çıkıyor. İşte burada da zaten Caspar David Friedrich burada anlattığım şeyi tablosunda bize net olarak gösteriyor. Ne görüyoruz burada? Bir dağın tepesindeki bir haç. İşte yani Hristiyan ikonografisinin çarmıha girmiş İsa'yı görüyoruz. Ama nerede bu haç? Olması gereken yerde değil, değil mi? Bir kentteki bir katedralin içerisinde değil. Artık doğada terk edilmiş bir alanda, bir dağın tepesinde. Yani din artık burjuvazinin projeksiyonunda kamusal alandan atılmış vaziyette. Artık kentte değil. Ya kentte tabii kiliseler var. Yani din devam ediyor gibi ama kamusal alandaki gücü artık burjuva sınıfının eline geçmiş durumda. Ya da İngiltere'de ya da Kuzey Avrupa ülkelerinde olduğu gibi aristokrasi artık burjuva meclislerinin hakimiyeti altında iktidar alanı sınırlandırmış bir turistik nesne artık günümüzde İngiltere'sinde de gördüğümüz gibi. Bak kamusal alan değil mi? Atılmışlığını dinin net bir biçimde karşımıza çıkartıyor ve aşağıda değil mi bahsedelim? Bakın Kandinsky'de gördüğümüz üçgen, yine Caspar David Friedrich'te gördüğümüz o dağ bir üçgen şeklinde. Ortada üçüncü göz. Nedir üçüncü göz? Hint mitolojisinden Hristiyanlığa girer. Duyotis değil mi? Hep şivaların falan anında ortaya çıkar. Metafizik dünyayı gören göz. Yani iki gözümüz normal fenomenal dünyayı görür. Alındaki üçüncü göz ise duyotis dünyayı görür. İşte o tecrübe. Bir tarafta bakın buğday başakları, ekmeğin ham maddesi, bir tarafta da üzüm asmaları, şarabın ham maddesi. Komünyon ayininin iki şeyi değil mi? Ekmek ve şarap karşımızda. Ve din artık atılmış vaziyette, kamusal alanda. Kentte değil, olması gereken yerde değil. Ve bunu mükemmelen, yani o Goethe'nin, Schelling'in, Hölderlin'in ve benzeri edebiyat aracılığıyla yaptığı metafiziğin insani düşüncede elenmesi sorunu tablolarda karşımıza çıkmaya başlıyor. Dağdaki haç, Reisenberg'te sabahta oluyor. Bakın bir Hristiyan gene haçı, iki tane tapınan figür ve neredeyiz? Bir kilisede falan değiliz artık. Doğanın kucağındayız. Terk edilmiş durumda. Din artık o kentten ya da kasabadan atılmış durumda. Kamusal alandan yani atılmış durumda. Aynı şekilde bakın bir katedrali görüyoruz. Tam doğanın kucağında olması gereken bir şehir merkezinde değil katedral. Doğada. Terk edilmiş vaziyette ve bir romantik figür koltuk deneklerinden kurtulmuş durumda. Çünkü neye tapınıyor? Bakın bir Hristiyan haçtaki çarmıha gelmiş İsa'ya tapınarak özgürlüğüne kavuşmuş. Tipik bir Katolik yorum aslında bu. Özgürlüğüne kavuşmuş bir varlık olarak karşımızda. Bakın katedral artık kamusal alanda değil. Bakın dağlardaki haç aynı şekilde hem bir haç hem bir katedral. Sürekli artık doğada. Ki romantiklerin arayacağı zaten metafizik de bu doğa içerisinde arayacaklar. Aslında Rönesans düşünürlerin söylediği şey bir tanrı varsa bile onu doğada aramak. Ha kurtuluş tabii tabii yani artık ruhban hepsi zaten onları da göreceğiz. Ruhban sınıfı da zaten işte demin daha ruhban sınıfının rahipleri de artık deniz kenarında. Yani çünkü romantizm de şu anlam ikiye almış yani kıyı duyusal dünyayı temsil eder. Karşıda baktığın ufuk çizgisi deniz doğada metafiziği temsil eder ve bir keşiş de zaten burada. Bakın bu öznel zaten bunu artık açıkladık. Doğanın tepesindeki özneyi gösterdik. Üçgenin üzerindeki özneyi. Ve bakın Caspar David Friedrich ta kendisi, iki çocuğu, eşi ve babası.
Değil mi? Bu yel, uzaktaki gördüğümüz yelkenler de onları temsil ediyor. Daha kıyıya, duyusal dünyaya en yakın olanlar çocuklar. Ortadaki eşi, daha genç çünkü Friedrich'ten, daha uzakta görülen, giderek artık yani ölüme doğru giden, sonsuzluğa doğru giden figürler ise Caspar David Friedrich, en uzakta babası. Romantik değil mi? O kıyı bandı bu açıdan çok önemli. Ha, günümüz modern kültüründe ise bu kıyı bandı bize nasıl gösterilecek? İki tane aşık çiftin oturduğu böyle ufka baktığı, romantik böyle ilişkilerin inşa ettikleri bir dünya. Değil mi? Ya günümüzde de hatta romantizm denilince andığımız şey tam da bu aslında. Popüler kültürde, kitle kültürde. Böyle aşık çiftler ufka bakıyor. Romantik resimle işte güzel popüler kültüre burada aktarım. Nasıl dönüştürüldüğünü de aslında görüyoruz. Yani bu şeylerde de öyle değil mi? Bu Dorian Gray'in portresi, Gulliver'in seyahatleri, bunlar birer hakim kültürel paradigma tarafından çocuk romanı şeklinde dönüştürüldü. Halbuki tam tersine son derece önemli bunlar, demin bahsettiğim sorunları işaret eden romanlar. Halbuki biz Gulliver'in seyahatlerini tamamen şey olarak çocuk romanı olarak biliyoruz. Hatta Dorian Gray'in bile daha böyle basitleştirilmiş baskıları var. Dorian Gray'in portresini ve benzeri. Bakın Buz Denizi. Şimdi burada William Perry isimli İngiliz kaşifin Kuzey Buz Denizi'ndeki araştırmaları sırasında buzullar tarafından parçalanan gemisini görüyoruz. Buzullar tarafından. Ne oluyor burada? Modern öznel akıl ve onun bilimi ve onu inşa ettiği araştırma güdüsü doğa tarafından yok ediliyor buzullar aracılığıyla. Ve burada yavaş yavaş neyi görmeye başlıyoruz romantiklerde? Özne ve nesne ayrımında her zaman o modernliğin başlangıcından beri öznel bilinç tarafından pasif bir kaynak olarak görülen doğa anlam değiştiriyor. Daha doğrusu anlamı değişiyor. Tam tersine özneyi dönüştüren korkunç bir güç olarak belirmeye başlıyor. Romantikler bu tersine çevirmeyi gerçekleştiriyorlar. Aynı burada olduğu gibi. Yani burada enkaz altında kalan modern bilim ve onun öznesi. Tıpkı burada olduğu gibi. Ve özneler ve onların değil mi, gemileri korkunç doğa karşısında, hükmedici doğa karşısında birer ceviz kavuğu gibi sallanan artık maddeden başka bir şey değil. Tıpkı demin Isaac Newton'un William Blake'in resminde gördüğümüz gibi. İçerisi saran o karanlık asıl metafizik alan işte burada doğa. Doğa pasif bir kaynak olmaktan çıkıp romantiklerin gözünde hükmedici bir güç, gerekirse özneyi bile dönüştürecek bir irade haline geliyor. Aynı burada olduğu gibi fırtına Turner'ın, İngiliz romantik Turner'ın köle gemisinde olduğu gibi. Bakın doğa her zaman insanı o öznel, büyük bir iktidar, hükmedici bir varlık olduğuna inanılan Rönesans'tan beri bu şekilde inşa edilen insan artık doğa karşısında korkunç bir şey dönüştürülen, her an ortadan kaldırılabilecek aciz bir varlık haline getiriliyor. O metafiziğin bir kaynağı olarak. Tabii bu 19. yüzyılda ortaya çıkan realizm akımı da yine modern sanatın öncülerinden bir tanesi. Yani realizmde ne olacak? Daha çok yeni yeni ortaya çıkan bir sınıf, yani işçi sınıfı, işte burada taşkırcılarda olduğunuz gibi ve köylüler bir resmin ortak odağı haline gelecek gerçekçilikte. İşte Jean-François Hamil'in Buğday Başaklarını Toplayan Kadınlarında, Daumier'in 3. sınıf vagonunda olduğu gibi. Ya aslında tam da bu sosyalizm, büyümekte olan sosyalizm ideolojisinin resimdeki bir, değil mi, tezahürü realizm. Julia Breton, iş bitimi, köylüler dönüyor şeylerinden. Bu daha sonra Sovyet, değil mi, gerçekçiliğinde, sosyalist gerçekçiliğinde çok güzel yararlanacak olan resimler bunlar. Ha, şimdi asıl olayımıza geliyoruz. Yani aslında bir erken dönem şey olarak romantizmden bahsettim. Modern sanat akımı olarak şu, ama plastik olarak romantizmde neyi gördük? Tipik bir klasik resmi kurallarını aynen uyguluyordu. Yani doğrusal perspektif, renk kullanımı, ışık kullanımı. Evet, aynen yani. Fakat empresyonizmle itibaren demin bahsettiğim o fenomenal dünya nesnesini ortadan kaldırma çabası ya da geleneği kurulmaya başlanacak. Empresyonistler bunu işte ışık aracılığıyla yapmaya başlayacaklar. Ne yapacaklar? Işık aracılığıyla dıştaki dünyayı belirsizleştirecekler. Yani ışık onların düşüncesinde hakikat nedir sorusunun bir cevabı olarak karşımıza çıkacak. İlk işte örneğimiz Monet'in bu izlenim Doğan Güneş resminde olduğu gibi. İşte gördüğü gibi bakın, yani artık burada fenomenal dünyayı, duysal dünyayı görmemiz imkansız. O öznel bir iş, numenel alanın bir öznesi olarak modern sanat, yeniden grafiğimiz bu son derece önemli, kusura bakmayın. Sabrınıza sığınarak burada yeniden oraya döneceğim. Bakın buradaki bir özne olarak, buradaki nesneyi ortadan kaldırma çabası bir gelenek olarak kuruluyor modern sanat tarafından. Ve amaç nesnenin asıl anlamına ulaşmak, hakikate ulaşmak. Ya buna ulaştığında zaten otomatikman özne diye bir şey de kalmayacak ortada. Amaç bu.
İşte ışıkta şimdi empresyonistler bize bunu ışık üzerinden göstermeye başladılar. Ve nasıl gösteriyorlar? Işık aracılığıyla dış dünyayı belirsizleştirerek. Burada da gördüğü gibi. Ya da Claude Monet. Ve ne yapacaklar? Çok önemli bir teknik değil mi? İlk kez ressamlar şövalyelerini alıp o kapalı dört duvar arasındaki atölyelerinden çıkıp doğaya çıkacaklar. Çünkü aradıkları o ışığın kaynağı olan güneş dışarıda, doğal olarak orada. Ve hızla işte şövalyelerini doğada, Claude Monet'in burada gördüğünüz gibi Saint Lazare Garı'nda kurup aynı alanı defalarca şey yapmaya başlayacaklar, resimlemeye başlayacaklar. İşte sabah ışığıyla, ikindi ışığıyla, öğle ışığıyla, akşam ışığıyla ve ışığın her düşündüğü karşılığında bulunan nesne alan değişecek çünkü. İşte Claude Monet bir sürü Saint Lazare Garı bize gösterecek. Akşam ışığıyla, ikindi ışığıyla, sabah ışığıyla, işte öğle ışığıyla sürekli ve dikkat edin belirsizleştirerek. Burada artık figürlerin, değil mi, klasik fenomenal dünyadaki nesnelerin hiçbir anlamı yok. Birer araç artık. Aranan şey ışığın nesne üzerinde oluşturduğu izlenim. Yani hakikat nedir sorusunun cevabı artık ışık. Bakın Claude Monet yine Rouen Katedrali'nin önüne kuracak şövalyesini ve burayı sürekli akşam ışığında, ikindi ışığında, sabah ışığında sürekli, ama tabii değişiyor. Her ışık düşündüğü çünkü batı cephesine, fasadına, yapının değişiyor, dönüşüyor şey anlam. Monet, bakın bu parlamento serisinde Londra'dayız. Değil mi? Ünlü İngiltere'deki parlamento binasındayız. Onu defalarca resimleyecek. Parlamento serisinde, parlamento binası serisinde. Buralarda görüldüğü gibi şey. Yine sabah ışığı, akşam ışığı, öğle ışığı. Çünkü aradığı şey şu nesneyle, parlamento binasıyla falan alakası yok. Onun aradığı şey ışık. Işığın nesne üzerinde yarattığı izlenim. Aynen mevsimler geçişler de aynı şekilde. Aynen. Bakın işte yine Monet serisi, saman yığınları. Aynen şimdi sizin dediğinizde gibi mevsimler geçişlerde oluşan ışık. İşte kar yağışı altında saman yığınları. Ondan sonra sonbaharda saman yığınları, ilkbaharda saman yığınları ya da gün içerisinde onlarca değişik şey karşımıza çıkar, saman yığınları karşımıza çıkaracak. İşte bu bahsettiğim şey, demek ki modern düşüncenin metafiziğin elenmesinde bu metafiziği yeniden inşa etmek amacıyla ortaya çıkan özneler kim? Sanatçılar. Artık dine çünkü geri dönemeyiz. Yani ortaçağ Hristiyanlığında o rahibin yerini artık sanatçı alıyor ve bu yüzden bu adamların diğer ismi de biliyorsunuz nedir? Nabiler, peygamberler yani. Ve hakikati inşa etme amacı artık sanatçı öznel bilinçlerin şeyinde, tekelinde. Ya, tekelinde değil mi yani, inisiyatifinde. Bu iyi bir kitap. Taylan hocamızın Ege Üniversitesi profesörlerinden, emekli tabii şimdi, doktora tezinden hareketle inşa edilmiş olan kitabıdır. Burada bunu biraz tabii akademik bir dille de olsa, bu metafiziğin elenmesinin Kant düşüncesi ekseninde, burada size daha böyle basitçe anlatmaya çalıştığım şeyi, uzun uzadı ya, kaynaklarıyla ayrıntı olarak çok güzel anlatır. Sorunun ne olduğunu. Ya bugün gerek modern sanatı kuran, gerek postmodern sanatı kuran şeyin temelinde yapan sorun bu. Metafiziğin insani anlam dünyasında, fenomenal dünyada elenmiş olması. Evet, buna zaten bakmıştık. İşte geldik şimdi en sonunda saman yığınlarına Monet'in. Ha tabii empresyonistlerin bir başka ikinci konuları da var. Kent soylu burjuvazi, yani kentlerde yaşayan, işte operalarda, sinemalarda, tiyatrolarda karşısına çıkan figürler. Bunları da resmetmek ikinci bir görev olarak empresyonistlerin karşısında. Burada da gördüğüm Manet'in operadaki maskele baloda ya da Kapuçin bulvarında gördüğünüz gibi. Burada da o belirsizleştirmeyi görüyoruz. Aynı zamanda bu bulvarlar ne zaman ortaya çıkıyor Paris mimarisinde? Ünlü'nün belediye başkanı, o modernist belediye başkanı Haussmann önderliğinde. Yani o zamana kadar kadim böyle bir ortaçağ kenti Paris. İlk kez tabii ki iki de büyük komün oluyor. O dar sokaklarda sosyalist köylüler ve işçiler dar sokaklarda rahatlıkla barikatlar kurabildikleri için burjuvazi o barikatları da dağıtmak hem de modern bir kent planlamasını oluşturmak için büyük bulvarları, o eski kadim Paris'i ortadan kaldırıp büyük bulvarları, işte Şanzelize'siyle, Montmartre'yle, Kapuçin'iyle o büyük bulvarları inşa ediyor. İşte o bulvarlardan bir tanesi olan Kapuçin Bulvarı'nın Monet'in izleniminde. Bakın ışık aracılığı insanlar birer değil mi? Suret halinde arabalar, evler ve bir ışığın sanki böyle bir sis perdesine ya da bir türün arkasından bakıyoruz resme. Bu anlamı kuruyor. İşte burada da Pizarro'nun Montmartre Bulvarı'nda da olduğu gibi. Tabii bir şey de başlıyor değil mi? Empresyonizm, Japonizm dediğimiz. Yani Japon
Ukiye-e grubunun baskı sanatının örnekleri hızla Paris'e giriyor ve demin bahsettiğim işte o bir doğu öteki ilan edilmiş. Bu insan aklıyla Kant'ın söylediği şeyi söylüyorum. Ergenliğini tamamlayamamış toplumların estetiği modern sanat aracılığıyla resme girmeye başlıyor. Tabi buradaki örnekler biraz da oryantalist örnekler. İşte Madame ve eşi Madame Monet kimono kıyafeti içerisinde ya da Edouard Manet'in yelpazeli kadını. Şimdi asıl şeyler post empresyonistlerde bunu daha çok göreceğiz. Şimdi bu yanıltmasın, benim öğrencilerim de bazen saçmalıyorlar, bu post ikini gören hemen post modernizmi yapıştırıyor. Yani bu art izlenimcilik. Yani izlenimcilikten sonra gelen anlamında geldiğini söyleyeyim. Ve post empresyonistleri de empresyonistlerden ayıran şey yine bir temel sanat kavramına geliyoruz. Çizgi, kontür yani. Bir şeyin sınırlarını belirleyen kontür temel hakikat nosyonu olarak artık karşımıza çıkıyor. Yani empresyonistlerde hakikat nedir sorusunun cevabı ışıktı. Burada artık kontür. Yani o fenomenal dünyadaki normal, rasyonel olarak algıladığımız dünyadaki nesnenin anlamını dönüştürüp, ortadan kaldırıp nesnenin metafizik anlamını inşa etmek için başvurulacak yöntem kontür oluyor. O da nasıl ortaya çıkıyor ki? Cézanne bu işin tabii ki merkezinde, ki Cézanne hem gelmek, yani hem fovizme giden yolları hem kübizme giden yolları göstermesi açısından kanımca çoğu sanat tarihçisi açısından da modern sanatın merkezine gösterilir. Bir otoportresinde görüyoruz. Bakın ressamın Cézanne'ın babasında görüyoruz. Ne oluyor? Formlar dönüştürülerek kalın kontürlerle belirlenen ve deforme edilmiş formlar karşımıza çıkmaya başlıyor. Post empresyonistlerde o empresyonistlerdeki şey belirsizleştirme, ışık aracılığıyla belirsizleştirme artık yok. Tam tersine kontür aracılığıyla bir deformasyon var. İşte kağıt oynayanlarda da gene Cézanne'ın görüldüğü gibi, bir başka kağıt oynayanlarda görüldüğü gibi ve Saint Victor Dağı'nda da aynı zamanda hem değil mi kalın kontürleri görüyoruz, aynı zamanda bir parçalanmayı da görüyoruz. Yani daha sonra analitik kübizm olarak karşımıza çıkacak olan, yaklaşık bir 10 yıl sonra Picasso ile beraber analitik kübizm olarak ortaya çıkacak olan nesneyi parçalama, yani kübik formlara indirgeyerek parçalama, Saint Victor Dağı'nda da Cézanne bize bunu daha 20. yüzyılın başında göstermeye başlıyor. Yıkanan kadınlara bakın ve yıkanan kadına dikkat edelim, figürlere birer eskiz olarak değil mi, bırakıldıklarını görebiliyoruz. Boşluğa sınırlar çizilerek inşa edilen bedenler artık, beden dediğimiz şey. Deforme edilmiş olgular. Ve yine bakın Cézanne'ın bu sanatçının annesi ve kız kardeşinde bir başka önemli şark medeniyeti yavaş yavaş modern sanat tarafından çağdaşlaştırılıyor. Ya da yani 1900'lerde çağdaşlaştırma demek, modernleştirme demek. Nedir bu? İran halıları, İran İslam sanatındaki, İran halılarındaki soyut çiçek motifleri ya da diagonal motifler. Burada sanatçının kız kardeşi bir piyanonun başında, annesi örgü örüyor arkada. Ve burada İran halılarındaki motifler belirmeye başlıyor. Ve Gauguin'in bu otoportresinde değil mi? Tam olarak karşımızda. Tam bir sefil olarak kendini gösteriyor Gauguin. Çünkü arketipi de Jean Valjean Sefiller romandaki Jean Valjean karakteri, o da zaten burada. Ve arkasında bakın neler var? İran halılarında gördüğü çiçekler. Bakın Vincent van Gogh'a zaten şunları yazıyor. Başıma hücum eden kan ve gözlerimin içerisindeki renkler demirci ocaklarındaki renkleri hatırlatıyor. Böylece kızgın lavlar ruhuma doğru akıyor. Gözlerimin ve burnumun etrafındaki çizgiler bana İran halılarındaki çiçekleri hatırlatıyor. Burada da vardı. Cézanne'da gördük. Burada da karşımızda. Ve şark böylece modernleştiriliyor ve Ukiye-e, yani bu post empresyonistlerin keşfettiği bir uzak doğu sanatıyla karşı karşıyayız. Ukiye-e grubu. Yani kökleri aslında 12. yüzyıl Japon sanatında olan, fakat net olarak 1600'lerde 17. yüzyılda bir gelenek olarak ortaya çıkan Ukiye-e grubunun resimleri ve buradaki kontür ve gölgenin olmadığı renk kullanımı post empresyonistleri müthiş bir biçimde etkileyecek ve birazdan hem Van Gogh'ta hem Gauguin'de hatta ardından gelecek Fauve'larda bu etkiyi göreceğiz. Yazılışını hemen size göstereyim şurada. Heh, şurada yazıyor bakın. Ukiye-e, yani Türkçesi fani dünya resimleri demek. Bakın ve bunun iki büyük tabii ustası var, Hiroshige ve Hokusai. Ve onların yaptığı ahşap, bunlar baskı sanatı örnekleri. Japon baskı sanatı örnekleri görüldüğü gibi. İşte bu ünlü Tokaido yolu, yani bu dönemin Edo, yani şimdiki Tokyo'yla
Shogun'un başkentine Kyoto arasındaki bir yol var. O yolda gördüğü istasyonları Hiroshige desenliyor. Mesela burada bir Japon Kabuki Tiyatrosu'nu görüyoruz. Bu tabii ki Okamura'ya ait. Hiroshige'nin Tokaido yolundaki figürler. Ve bunu aynen Japon post-empresyonistler resimlerine aktaracaklar. Şimdi nasıl olduğunu göreceğiz. Mesela çok değil mi? Hokusai'nin büyük dalgası. Hatta bu o kadar ki çizgi romanlarda, yani bugün Fransız Belçika ekolü dediğimiz çizgi roman ekolü bile tamamen bu Japon Ukiye-e grubunun geleneğinin bir yansımasıdır. İşte Tenten'den başlayan Tenten, Black ve Mortimer serisi ve benzeri, Erjen'in tüm o yapıtları. Fransız Belçika ekolü tamamen buradan, mesela çizgi roman ekolü buradan beslenir. Bunu her yer, çok modern kültürel resimlerde işte çizgi roman karelerine varınca kadar Tenten'den bir kare bu. Göreceğiz. Hokusai, Tokaido yolu devam ediyor bakın. İşte burada kullanılan sarıları Fuji Dağı arkada. Değil mi? Bütün şogunları ve yani Japon asilzadelerini ve onların mallarını, samurayları sırtında karşı kıyıya geçen hamalları görüyoruz bakın burada. Japonya'da böyle bir şey var, gelenek. Demin ki şeye geldik, Ali Artun'un tanımına geldik. Ne diyor Ali Artun Hoca, bunu mükemmel bahsediyor. Yani bu numenal alanın özneleriyle fenomenal alan arasındaki öznelerin çarpışmasını mükemmel anlatıyor. Nedir bu? Şarkın ilerlemediğine ilişkin kabul modern toplum tasavvurlarını şarktan koparırken modern sanatı şarka bağlar. Modern toplum nezdinde şarkı tarihsizleştirirken modern sanat nezdinde çağdaşlaştırır. Bakın yani modern toplum, modernlik anlamında tarihsizleştirilen, akıl dışı ilan edilen medeniyetler modern sanat aracılığıyla çağdaşlaştırılıyor. Yani şarka doğru. Aslında bu bizim modernleşmemizi, yani Türkiye'deki modernleşmemizi düşünmemiz açısından da son derece önemli bir tanım. Çünkü biz de birinci asker ressam kuşakları, ikinci asker ressam kuşaklarından beri, yani Abdülmecit döneminde başlıyor. Abdülmecit, Abdülaziz padişahlarımız, Sultan Abdülhamit, ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, Atatürk'ün önderliğinde sürekli sanatçıları Paris'e gönderecek. Bu modern sanatın merkezine gönderilecekler. Modern sanatı algılamalar açısından. Halbuki burada böyle bir paradoks var. Halbuki adam mesela bir Matisse örneği sana doğru zaten koşuyor. Sendeki o soyut tasavvuru alıp kendi sanatına aktarıyor. Sense sadece bir teknik olarak algıladığın için modern sanatı öğrenmeye Paris'e gidiyorsun. Bir sürü nesil işte. Birinci asker ressamlar, ikinci asker ressamlar kuşağı, ardına gelen nesiller. Çünkü neden? Bu temeldeki kuramsal çatışma bilinmediği için ne yazık ki bizim de modernleşmemiz bu anlamda kadük kalıyor. Çünkü zaten adamın yararlandığı şey, kaynak senin zaten elinde. Ama sen Paris'e giderek bunu bir modernleşme, oradaki tekniği alarak modern bir sanatı inşa ettin. Ya da Türkiye'ye belki de bir misyon olarak taşıyacağını düşünüyorsun. Mesela bizim sağ muhafazakar kesimlerimiz hep aynı şeyi söyler. 70'lerdeki böyle dergilere bakın, politik İslam dergilerine bakın. Aman derler, tekniğini alalım, Avrupa'nın modernizm tekniğini alalım, kültürü dışarıda kalsın. Aynı şey yani, sağımızda solumuzda aynı şeyi söyler aslında.